üzerine tıklayarak yükleyebilirsiniz. Yükleme tamamlandıktan sonra artık ülkemizdeki tüm televizyon kanalları karşınızda. Kuzey Kıbrıs Smart TV. Avrupa Parlamentosu seçimleri yaklaşıyor. Seçmen listesine kayıtlı mısınız? Değilseniz, İnsan Hakları platformuna gelin, kayıt için başvurunuzu teslim alalım. Seçmen listesine kayıtlı olduğumu nasıl anlarım? Ekranda görünen adrese gidin. Kimlik kartı numarası ve doğum tarihi bilgilerinizi girerek arama tuşuna basın. Seçmen listesinde kayıtlı olup olmadığınız arama sonucunda çıkacaktır. Kaydım yoksa ne yapacağım? Kayıt olmak için sadece önlü arkalı Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisine ve seçmen kayıt sitesinden edindiğiniz adres beyanname belgesine sahip olmanız gerekiyor. Bu belgeleri nereye teslim edeceğim? Lefkoşa'da 168 Girne Caddesi adresinde bulunan İnsan Hakları Platformu binasına hafta içi 10-16 saatleri arasında ıslak imzalı adres beyanname belgenizi ve kimlik kartı fotokopinizi teslim edebilirsiniz. İnsan Hakları Platformu sizin adınıza belgelerinizi güvenli ve gizlilik içerisinde saklayarak kaza amirliğine teslim edecektir. Kaydımı nasıl takip edebilirim? Ekrandaki adrese bilgilerinize girerek kayıt durumunuzu takip edebilirsiniz. Hayatta geri dönülmeyecek anlar vardır. Kıbrıs Türk toplumu son 3 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde iradesini ortaya koyarak sesini Avrupa'da duyurmuştur. 9 Haziran 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy vererek hakkımızı kullanalım. Detaylı bilgi için insanhaklarıplatformu.eu. Yıllardır en doğalını, en sağlıklısını sofranıza getirmek için çabalıyoruz. Çünkü bu ülkeyi ve bu ülkenin insanlarını önemsiyoruz. Nesillerdir olduğu gibi bugün de size en iyisini sunmak için buradayız. Coop Süt. Bizim markamız, bizim geleceğimiz. Ne bak Mehmet amca, nedir ama hesapladığın? Anladım. Faturalar birikti, yine onları ödemeye gideceğim. Mehmet amcam, artık hiç gerek yok ki bunlarla uğraşmana. Quest Notifier uygulaması ile cep telefonundan tüm faturalarını ödemem mümkün. Kıptek, su, belediye ödemeleri, ev ve cep telefonu ödemeleri ve daha nice kurum faturalarını evden çıkmadan yapabilirsin. Üstelik fatura günün gelmeden bildirim de alın, unutman da. Hatta bak, sen hesaplarken faturaların ödendi bile. Sen de Quest Notifier'ı kullan, tek uygulamayla tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştir. Vestel'den her eve teknoloji devrimi. Android TV'ler, akıllı buzdolapları, Wi-Fi çamaşır makineleri, kurutucular, akıllı fırın, ocak ve ankastre setler, çok fonksiyonlu küçük ev aletleri ve hobi ürünleri Vestel mağazalarında. Geleceğin teknolojisi senin evinde. Vestel'le olur, neden olmasın? Alpcan Towers güvencesiyle güneşin en güzel battığı yerde, mavi ile yeşilin iç içe olduğu huzur dolu bir yaşam sizleri bekliyor. Yeni yaşam alanınızda sizlere fitness center'dan futbol sahasına, tenis kortundan su sporlarına, açık ve kapalı yüzme havuzlarından scuba diving'e, sinemadan açık ve kapalı oyun alanlarına kadar birçok aktivite ve sosyal etkinlik imkanıyla eşsiz bir yaşam keyfi sunuyor. KeyWest, muhteşem ödeme kolaylıklarıyla sizleri bekliyor. Alpcan Towers.
dolu akşamların vazgeçilmezi, eğlence ve lezzetin buluşma adresi Ülfet. Unutulmaz anlar ve harika lezzetlerle doyasıya eğlenmek için rezervasyon numaramız 0546 996 55 55. İşlevselliği, tasarımı ve renkleriyle stilinin en iyi tamamlayıcılarından biri olan Stanley, Osmancık Limited güvencesiyle şimdi Kıbrıs'ta. Sabah dünden daha güzel. Bu sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taptaze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin. Lassa'yla sağlam gideni ne durdurabilir? Yağmur mu? Çukur mu? Yoksa çamur mu? Sağlam duracaksın bu hayatta. Onu sadece tek bir şey durdurabilir. Sağlam duranların lastiği Lassa, yaya geçitlerinde herkesi sağlam durmaya davet ediyor. Ercan Tan Grup 444-46-66. Sağlı sigorta yanımda. Bireysel ve kurumsal sigortacılığı tek bir uygulamaya sığdırdık. Dağlı Sigorta mobil uygulamasıyla sigortanızı kolayca satın alabilir, poliçelerinizi görüntüleyebilir, prim ödemelerinizi yapabilir ve hasar işlemlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Üstelik bunlarla sınırlı değil. Şubelerimize ve acentelerimize yol tarifi alabilir, anlaşmalı kuruluşlarımızın iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bitmedi. Önemli telefonlara ve nöbetçi eczanelere de uygulama üzerinden erişebilirsiniz. Hemen uygulama marketinize girerek Dağlı Sigorta uygulamasını indirin, bireysel ve kurumsal sigorta işlemlerinizi hızlıca ve kolayca gerçekleştirin. Dağlı Sigorta mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. En son ne zaman hayal kurdunuz? Hiç bilmediğiniz bir şehri gerçekten yaşadınız mı? Ya da sevdiklerinizle kusursuz manzaralarda fotoğraf çekildiniz mi? Seven Air Travel'la dünyanın her yerine keyifli yolculuklar yapmanızı sağlıyoruz.
Belki ilk değiliz ama en iyisiyiz. Bilinmeyeni keşfedip güzelliğinin tadına birlikte varıyoruz. Sınır tanımaz bir coşkuyla sizi, diğerlerinin imkansız dedikleri lokasyonlara güvenle uğurluyoruz. Seven Air Travel'la dünyanın her yerinde tatil yapabilmenizi kolaylaştırıyor. Beklentilerinizin ötesinde hizmetler sunuyoruz. Sevdiklerinizle unutulmaz anlar yaşamak için Seven Air Travel. Dünya sizi bekliyor. Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri Kurulumu'nda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem Kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik, size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir. Adanın tek FBDO gözlükçü diplomalı mağazası Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000, en yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor. Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz. Yaklaşık 30 yıldır Kuzey Kıbrıs'ın tanıdığı lezzet olan Ece Bakliyatları, değişen dağıtım ağıyla tüm seçkin marketlerde. Tek yetkili distribütör olan Entam güvencesiyle Ece Bakliyatları siz değerli halkımıza artık daha da yakın. Ece Bakliyatları tüm seçenekleriyle raflarda. Unutmadan taklitlerimizden sakının ve orijinal paketlerinizi sorgulayın. 30 yıllık lezzet tercihinize Entam güvencesiyle devam edebilirsiniz. Siz değerli halkımızın desteği olmasaydı bizler de olmazdık. Ece Bakliyatları tek yetkili distribütör olan Entam güvencesiyle. Vejeteryan Restoran, Bella Pais yolu Girne'de. Paket servis için telefon numaramız 0533 862 50 50.
Eğlence ve lezzetin buluşma adresi Ülfet, Serhat İncirli ile Günaydın Kıbrıs'ı sunar. Günaydın güzel ülkemin güzel insanları, günaydın Kıbrıslılar, günaydın Sim TV izleyenleri ve Sim FM dinleyenleri. Bugün 4 Mart 2024 Pazartesi. Hepinize çok güzel bir hafta diliyoruz. Yağmur var, yine dün vardı. Bir önceki akşam vardı. Sertat Serdar günaydın Girne Limanı'ndan çok güzel bir fotoğraf göndermiş bize. Arif İlker Miralay, Nazimen Albant, Nevzat Öznel, Aziz Alper, Şılay Orel, Hasan Hüdaycer Hocam, Ali Dağhanlı, Şerife ve Turgay Der, Yataner Balkanlar, Rahme Beyoğlu, Sadık Bünyat, Nazim Hanım, Ahmet Bahçıvan kardeşim günaydın. Celal Harun, Emine Ferit Özuçar, Pınar Büyük Hüseyin, Ali Öz Ekmekçi Paşaoğlu, Ülfet Sezey Bahçıvan günaydınlar, günaydın patronlar, günaydın her şey yolunda mı? Mehmet Türkay Fotalı, Kemal Osman Ceyhanlı, Berkan Abdullah, Kezban Şentürk Satrazam, Metin Emir Ali Bengisu, Halil Tacan Iskordo, Kezban Şentürk Satrazam, Cemile Canaş, Ferhan Karaderi, Mehmet Şenler, Hayati Benli, Mehmet Celal Hürcan, Almanya'dan günaydın Arif Özyaprak, Ersin Tatar'ı takip ediyor. O Almanya, o da gitti. İkisi de turist gezeller. Gülten Tosun Hızal Aytenoğlu gün. Hatta belki de Arif abimin işi bile var. Mustafa Deniz Erege Çakmak, Hülya Çetin. Ama Ersin Tatar'ın işi yok Almanya'da. Mehmet Şeherli, İspaharigo'dan günaydın Hakkı Afacan. Meseret Paşa, Emine Ferit, Özuçar, Celal Harun demiştik zaten. Efendim Raif Toluk, Derviş Vasfi Eroğlu, Senih Çavuşoğlu'nun tatlılaştırılmış şekli. Oruç Kaya, Cafer Özsoykal, Jimmy Mays, Galimera Giriye Serhat demiş. Harper Şekerci Süleyman Aktun'a hepinize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Oruç Kaya, Cafer Özsoykal, günaydın. Necati Ahmet Özkan, günaydınlar ağam. Evrim Hınçal, Oruç Kaya, günaydın. Tözün Hamzaoğulları, günaydın. Günaydın Köseoğlu süpermarketleri, günaydın Köseoğlu çalışanları, günaydın Gümbey yumurtaları tüketenleri. Halit Kısagondo, Londra'dan günaydın. Ahmet Çakmak, Gökçe Altugan, hepinize Ender Sıcak Yüz kardeşimize tabii ki selamlarımızı iletiyoruz. Ve Oytun Andaş Başkanımız, her şey yolundadır inanıyorum. Betül Karayel'in keyfi yerinde. Benimki de öyle. Tottenham kazandı Betül. Jalel Urijina günaydın. Urijina dediği sevgili Jale Hanım, Londra'da Şubat'ın 28'inde yani 5 gün önce Hasan Damdelen, BBC diye bilinen Hasan Damdelen vefat etti. İnternette gördüm. Allah rahmet eylesin. Bütün Lurijinalılara, Akıncılarlılara, ailesine başsağlığı dileyelim. Bu tabii çok uzun yıllardır Londra'da yaşıyormuştu BBC büyüğümüz Hasan Damdelen. Allah rahmet eylesin. Cenazesi sonra duyurulacak dendi. Herhalde daha toprağa verilmedi. Londra'da toprağa verilecek. Ayşen Demirağ Ali Çiftçi, Ayniye Dalınç, günaydın. Oytun Andaş, film çevirin bana sabah sabah. Her şey tamamdır inşallah. Efendim, Oytun Andaş, sevgili Oytun'um, en son basketbol, engelli basketbol maçında karşılaşmıştık. Engelli basketbol takımımız son maçını kazandı, vakıflarımız. Tebrik ediyoruz. Hafta sonu bu konuda bir ufak tebrik yazımız da oldu bizim yeni düzende. Hüseyin Melhem Afanya'dan sevgiler bize. Efendim, Ömer Ege Ziyaettin, 2008 doğumlu bir çocuğumuz, dün Türkiye'de tarih yazdı. Ömer Ege Ziyaettin, Fenerbahçe Beko ile sahaya çıktı. Süper Lig basketbol takımında, yanılmıyorsam 6 sayı attı, 8 dakika kadar oyunda kaldı. Tabii ki
Ömer Ege Ziyaettin gibi bizim Türkiye milli takımında forma giyen etemimiz, aman ismini unuttum çocuğun. Evet. Hemen bakıyoruz. Erten, etem değil, ertenimiz. Erten'in adını nasıl unudur bir gerizekalı? İşte demirimiz var, demir öz toprağımız, ertenimiz var ve şu anda Ömer Ege Ziyaettin'imiz var. Yani üç tane yıldız, demir öz toprak, güneyin yıldızı, Ömer Ege Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı, Erten zaten Türk milli takımında oynayan bir büyük yıldızımız. Çok gurur duyuyoruz çocuklarımızla. Erten Gazi'ye de, tabii ki Ömer Ege'ye de, Demir'e de sevgilerimizi iletiyoruz. Seniye Özyere, Nafiye Özer, Nagihan, günaydın. Nagihan Umar, Adnan Çamel, Sevgi Sun Bahadi, günaydın. Yılbay Emel Hocam, günaydın. Pınar Büyük Hüseyin, Erman Yaylalı Gardaççım, günaydın. Mustafa Kepoçimci, Hüseyin Melhem, günaydınlar, sevgiler. Aydın Aziz, Adnan Çamel, Londra'dan Yusuf Kadir Beyleroğlu, Sertel Berberoğlu, Berberoğlu ismi ayrı bir isim ya. Her açıdan seviyoruz Sertel'im, çok selamlar ediyoruz. Ve Kudret Özersay, yolsuzluklar ihanettir diyor. Vatana ihanettir yolsuzluklar. Bugün birçok gazetede bu açıklamaları okuyabilirsiniz. %100 katılıyorum. Zeki Çeler de diyor, yarın iktidara gelsem üniversite görünümlü yapıları kapatırdım diyor. Ses açıklamaları okuyabilirsiniz. Ferhan Karaderi, ha ses var. Ses var. Ses gitti dedi ama bizde gitmedi. Hakan Akgün, batıdan günaydın Umaro. Erol Adalıer, doğudan günaydın Erol'um sana da. İsmail Yazgan, Hasan Başay, günaydın. Sevgiler, saygılar. Gürkan Uz Kafalı. Zeki Çeler diyor ki, üniversite görünümlü yapıları yarın iktidara gelsem kapatırdım. Kapatırdım. Gerçekten dökülmeye devam ediyorlar. Omorfo'daki bizim dökülen üniversitede iki dökülme daha oldu. Onlar da tutuklandı hafta sonu. Vatan Gazetesi bugün konuyu manşetinden verdi. Vatan Gazetesi. Ne dedi Vatan? Bugün konuğumuz yok, onu hatırlatalım. Yarın Doktor Sıla Usar İncirli konuğumuz. İki tutuklu daha mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Milletvekili Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Sıla Usar'la yarın bir sergi olayını konuşacağız. Sevgili Şebnem Sükan, Halun Deniz Sever, Zarif Yeşilada, Gulam Kadir, Halil Koral, günaydın Hüseyin, Küçük Su, Cemile Canaş, Metin İnancı, Özdirenli Mustafa, hepinize günaydın, Gumbarom günaydın. Efendim, yarın Sıla Hanım'la sohbet edeceğiz dedik. İki tutuklu daha mahkemeye çıkarıldı sahte diploma ve yolsuzluk olayında. Ve dedi ki Ahmet Tuğcu başkanımız, Elsen'in başkanı, yanlışlarınızın bedelini halka ödetemezsiniz. Elektrik zammını geri alın. Ve dedi ki Ahmet Tuğcu Avrupa'nın ön sayfasında, Kıptek'ten 9.97, Aksa'dan 14.7 sente elektrik üretiliyor dedi. Üretim maliyetleri %30 artınca bu açığı kapatmak için elektrik enerjisi satış ücretlerine zam yaptılar diyor. Aynı model makinelerle Aksa 15, bizimkiler 10'a üretiyor. İlginç bir, tabii Avrupa'nın bugünkü manşetini gördünüz. Ah biz eşekler diye bir manşet yaptı bugün Avrupa. Neden bunu yaptı? Çünkü Finlandiya'nın eski başbakanı Sanna Marin, ilk gün tır şoförü onu işe götürdüydü. Tır şoförü kocası, kimsenin umurunda değil. Eloa Johansson, İsveç Çalışma Bakanı, evine gitmek için tren bekliyor. Portekiz Cumhurbaşkanı markette sırasını bekliyor. Tanınmayan ve kendi parası bile olmayan KKTC'de makamı Tatar'ın makam aracı. Tatar'ın makam aracı değil sadece Şener abi sorun. Tatar'ın korumaları, Tatar'ın yemek masrafları,
Tatar'ın saraydaki et masrafının bir tabur askerin masrafı kadar, hatta fazla. Çünkü düşünün yani, o kadar çok et, harcanamayacak kadar et alınır. Birileri o işe de baksın da ben çok şüphelenirim bu işlerden. Ali Bahar Gasapoğlu, Salih Taşkın, Yaradan Akul, Güliz Önsal. Yapmaz da demeyin bu adamın, çünkü geçmişinde Goyun Hayali ihracatı suçlaması da var. Raif Özgür Özdoğ, Ahmet Tuğcu, Salih Taşkın, Yaradan Akul, Güliz Önsal. Günaydın Nazim Hanım, Halil Koral. Günaydın Raif Özgür Özdoğ. Ve Ünal Üstel'in makam aracı, ikisi de lüks, ikisi de lüks bir marka. Ah biz eşekler diyor. Niçin attığını bilmiyoruz. Yani hepimiz eşeğiz demeye getiriyor ki bunlar bu şekilde. Ben bunu yıllardır savunuyorum. Sevgili Reşat Akar 1500 senedir bu işi savunuyor. Ben Reşat Bey ile birlikte çalıştığımız dönemden de, şimdi de televizyonda izliyorum. Aynı şeyleri söylüyor. Yani sizin paranız yok mu bunu yapmaya? Ne satmazsınız Mercedes'leri? Ya da 10 gün kullanmayın. Ya da Tatar Berlin'e turizm fuarına, Cumhurbaşkanı turizm fuarına ne bak, ne yapsın? Ne yaptı Antalya'da? İşte koridorda biriyle karşılaştıysa, fotoğrafçık da çekti. Bir Tataristan Cumhurbaşkanı'yla görüştü. Bir de TDT'nin, yani Türk Devletleri Teşkilatı'yla. Ve sarayda arslan besler herhalde diyor ki bu kadar çok et alır. Fevzi Mehmet Çağoğlu, işin içinde ben iş sezmesem böyle bir şey söylemem. Helal olsun, yerler çalışanı çok, bilmem nesi çok. Ama usulüne uygun mudur bu? Yasalara uygun mudur? Bilmiyorum. Biri alıyor Tataristanca konuştum. Evet. Özkan Gır yağdı. Fevzi Mehmetçoğlu, Gökhan Abakan. Kardeş bu halka az biledir. Eşekten daha aşağı bir toplum olduk diyor. Ben kabul etmem Ömer Boz. Aytaç Ali Baklacı. Güner abim günaydın. Raif Özgür Özdoğa, sana da günaydın. Tekrardan Ayşe Özdebay. Korumaların arabaları da sol direksiyon. Yani gergin trafik konuşuruz. Bunlar en tepede sol direksiyon. Şeydir, hediyedir o şeyler. Türkiye yolladı onlara onu, sol direksiyon. No kurşun geçirin ki. Yani Çince öyle derler. No kurşun geçirin ki. Girnecon Ayşe Öztabay, çok selamlar anneciğine. Kutel Tosun Sayar Aker, karanlıktan uzak kalalım dedi. Gürsel Alkan günaydın. Özkan Kır yağdı günaydın demiştik. Kutel Tosun'a demiştik. Efendim, Antalya'da gerçekten Garavolli siyaseti yürütüldü. Kimse kimseyle görüşmedi. Bizimkiler öğün öğün bir oldular. Mağmur'la yaptıydık da böyle şey ettiydik da. İşte başbakan Burundi'nin şeyiyle görüşmüş. Burundi. Tahsin Ertuğrul da Güney Sudan Dışişleri Bakanı'yla görüşmüş ve Azerbaycan galiba Dışişleri Bakanı'yla görüşmüş. Ama 29 ülkenin temsilcileri vardı orada. İşte gittiler, geldiler, gören duysun ki zannetsin KKTC egemen eşit, her şey tamamdır, merak etmeyin. Çok da ilgimi çekti yani bu konu. Çünkü mesela Antalya'dan Berlin'e geçti Ersin Tatar. Gören duyan zannedergeyin Berlin'de Alman Cumhurbaşkanı'yla buluşacak. Yok, turizm fuarı varmış da gezecek. Yani ondan sonra bahalılık var, bilmem ne var. Halkın Sesi gazetesi yazıyor ki borçlu rekoru. Tatar nerede? Hoppa! Hoppa'ya gitti. Gülücükler dağıdır. Hoppa! Hoppalara duracıkları böyle. Bebecik gibi. Cengiz Benekli Kartal, Hırsofu Pembe Kilim günaydın. Evet, Antalya'da Tatar ve bu da Halkın Sesi batar. Çok batar bize. Goyabil'in Halkın Sesini okuyacağım çünkü ülkede ekonomik kriz giderek derinleşirken vatandaşın bankalardan aldığı borç miktarı rekorlara ulaştı Pembe Kilim. Rekorlara ulaştı ve 20.4 milyar TL'ye yaklaştı.
Bankalar verdikleri kredileri alamaz hale geldi. Tahsil edilemeyen alacaklar 1 milyara doğru gidiyor. KKTC'de hızla artan ekonomik darboğaz nedeniyle vatandaş kredileri ayakta durmaya çalışıyor. Hayatın pahalılaşması, alım gücünün erimesiyle birçok vatandaş ihtiyaçlarını karşılamak için banka kredilerine yöneliyor. Ama gerçekten durum çok kötü. Bir taraftan faizler yüksek, bir taraftan döviz artık ister 1040'ı geçti, euro 35'e yürüyor. El Fatiha diyoruz KKTC için. Neymiş arkadaşlar? Neymiş? Antalya'da gerekli temasları yaptık. Şimdi baktım gerçekten bir şey var mı? Kemal Zaim, Sayın Erseyitler, Cemile Canaş Çatalköy, Savaş Oğul, günaydın. Rahmi Roket, günaydın. Tutti Frutti'ye devam ederler diyor. Evet, Cengiz Menekli Kartal, Hırsofu, aynen öyle. Şimdi baktım bakayım, yani mesela hükümata çok yakın, hükümatımıza yakın. Sayın Erseyitler, Gazi Veran, günaydın. Beha Köse, günaydın. Hükümete yakın gazetelere baktım. Neler var be arkadaşlar? Bir daha bakayım. Açmaya çalışıyorum. Telefonumdadır çünkü gazetelerim. Diyor ki gazetelerde mesela hep edildi, güdüldü, gidildi, bedildi, fadıldı, yatıldı. Kıbrıs gazetesinde de bugün manşette o var. Fazla aramama gerek yok. Burada Kıbrıs var. Mustafa Komil, günaydın. İşbirliği adımları ele alındı. İşbirliği adımları ele alındı. Tüm ülke ve insanlarla ilişki geliştirmeye kararlıyız diyor Başbakan Ünal Üster. Ama bir fotoğraf var Kıbrıs gazetesinde. Hakan Fidan'a teşekkür etti Tatar. Beni de lanet ettiğiniz için dedi. Ve size bir fotoğraf göstereyim. Bir fotoğraf göstereyim. Çok önemli. Tatar ve Hakan Fidan. Golgola bir fotoğraf var ya sevgili Vedat. Alındı kelimesinin altında. Onu büyütme şansımız var mı? Büyütelim. Evet, amacım herhangi bir insana diplomasi veya devletler arası ilişki veya uluslararası ilişkiler dersi vermek değildir. Bu işin uzmanları var. Bu işlerin uzman kişileri var. Ancak bir ülkenin dışişleri bakanı bir başka ülkenin, egemen eşit bir ülkenin devlet başkanının koluna giremez. Bu fotoğraf örneğin Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında çekilmiş olsaydı Yunan Bakan bugün özür diler, hatta görevden el çektirilir, isteyerek yapmadım der, bir samimiyet gösterisi bizde. Çünkü burada bir büyük yanlış var, bir büyük diplomatik hata var. Bunu kasıtlı olarak kullandı arkadaşlarımız veya kasıtlı olarak bunu Cumhurbaşkanlığı kendi ofisi servis etti. İşte bakın görün Türkiye ne kadar çok sever Ersin Bey'i. Ama bundan daha kötü, bundan daha diplomatik bir rezalet, bundan daha diplomatik bir felaket olamaz. Çok basit bir şey anlatayım size isterseniz. İngiliz kralına veya kraliçesine herhangi bir başka ülkenin devlet başkanı da olsa temas edemez. Temas etmek küçümsemektir. Donald Trump denen gerizekalı sık sık bunu yapar. İnsanların omuzuna pat atar. Yani hem insanlar dediğim başka ülkelerin devlet başkanlarının omuzuna pat atar küçümsesin diye. Koluna girmeye çalışır. Dostum gel ama ben seni götüreyim desin diye. Bu tür temaslar çok önemlidir. İki cumhurbaşkanının birbirlerine
samimi olarak aynı anda elleriyle dokunuyor olmaları başka bir şeydir. Ama bir dışişleri bakanı, bir cumhurbaşkanını bu şekilde tutamaz. Bu küçümsemedir. Yürü Ersin, arkandayım. Ben seni tutarak destekliyorum. Bak koluna girdim, ne kadar samimiyim diyemez. Burada aşağılama var. Hakan Fidan bu fotoğrafı görmüş olsaydı yayınlanmadan önce kesinlikle yayınlanmayacaktı. Çünkü Hakan Fidan görüntüsünden çok bellidir. Böyle bir terbiyesizlik yapmaz. Bu aşağılamadır. Bu küçük düşürmedir. Bu işte koridorda karşılaştıydık. I love you more than I can say. E ben de seni. Hadi bye durumlarıdır. Ve 50'ye yakın insan götürdüler oraya. Gören duyan zanneder ki money is boiling like shit. Yani para, zannedersiniz ki, çok affedersiniz, mok gibi kaynar. Kıbrıslı'nın bir deyişi var. Çok zengin insanlar için öyle söylenir. Adamdaki para mok gibi kaynar. Yani money is boiling like shit. İngilizler de bunu söyler, sık sık telaffuz eder. Söylemez tabii ki. Ha, şimdi bize satmaya kalkarlar. Antalya'da gören duyan da zanneder ki bir şey oldu. Hiçbir şey olmadı. Nasıl işbirliği yapabilirik? Ne yapabilirik? Peki tanıma eneşi dibodere. Eneşi dibode. Yok öyle bir şey. E hani tanıyacaklardı? E yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Evet, üzülüyor tabii ki insan. Gerçekten üzülüyor. Çok önemli bir konu daha gündeme geldi hafta sonu. İçimizle ilgili, böyle rezil olma Antalya'da ya da gezmeye gitme Almanyalara değil. Bir şey söyleyeyim sizlere. Önemli olan neydi diye onu anlatıyorum. Avrupa Gazetesi yanıt bekliyor. Başsavcılık ve Yüksek Mahkeme Başkanı'na soruyoruz. Daha önce de soruldu. Cezaevinde hükümsüz tutukluluk süresi ne kadardır? Bu önemli bir olay, çünkü adalet, yani geç gelen adalet, adalet olmaktan çıkar. Ve bu konuda gerçekten başsavcılığımızın, polisimizin çok hızlı davranması önemlidir. En üstteki yazı, hükümsüz tutukluluk süresi ne kadardır? Bunu soruyoruz biz de. Hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve bence de BMC, yani bence de bu konuya dikkat etmek lazım. Ve 4 yıl hükümsüz tutuklu ne olursa olsun, birinin suçu varsa, cezası varsa, ıstanlisi de yoksa ne payı mı? Evet, bizim Stanley'miz var ama. Evet, Stanley depoçu, Dibodizo değil bugün. Bugün avcı termosçumuzu getirdik. Efendim, Diyalog Gazetesi'nin manşetine bakalım. Önemli, önemli. Niçin önemli? Çünkü aylardır, yıllardır, defalardır söylüyoruz. Su olayını yönetemedik bu ülkede. Neden yönetemedik su olayını? Harcadık çünkü suyumuzu, Diyalog'un yazdığı gibi. Barajlar yaptık, barajları dolduramadık. Suyu kontrol edemedik. Yağmur yağdığında sel sularını tutamadık. Peki Rum tarafı ne yapıyor? Abi onlar tutuyor. Nasıl başarıyor bunu? Söylediğim gibi, ah bize şekler dedi Avrupa. Ya bizi yönetenler dibelik ıskartadır bugüne kadar. 50 sene geçti. Dibelik dibine kadar ıskartadılar. Ya da kontrol edilemez bir nüfus var bu ülkede. Kontrol edilemez bir su harcaması var bu ülkede. Ve anabur suyu tek umut. E peki yarın sinir olursa Sayın Erdoğan sabah uyanır, canı sıkılır mesela bundaki bir şeye dikkatli davranmak lazım. Demek ki vanayı çevirirsen abacayık, susuz kalacayık. Bir de şarkı var.
deniz dalgasız olmaz. Vay gurban, güzel sevdasız olmaz. Ah gülüm falan filan diye bir anlamlı şarkı var. Deniz dalgasız olmaz. Bu denizin dalgaları, rüzgarın şiddeti. Geçenlerde biriyle konuştum. Yalan gerçek ispat edemeyik ama. 11 inan 13 bofor arasında diyor ki Kıbrıs'ta çok ender görülen bir şeydir bu. Bir fırtına çıkarsa Girne tarihi liman, yat limanı, şu şimdi ongardık ama perde koyamadık, pergola koyamadık, bilmem ne koyamadık. Dün insanlar aradı gitsin yağmurda oğlu subba sucuk. Subba sucuk. Ne demektir subba sucuk? Sorun Hakan Fidan'a, be, o size anlatsın. Bu buluşmanızda artık suyu yönetemedik arkadaşlar. Bu ülkede bugün 4 Mart 2024. 4 Mart 1964 çok önemliydi. Çok 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 önemliydi. Su yönetiminde 60 senede kendi tarafımızda suyu yönetemedik. Bugün gazetesinin manşeti. Bugün Kıbrıs'ta bugün. Kıbrıs Bugün gazetesinin manşeti 4 Mart 1964'ü hatırlatıyor. Kardeşim, 60 yıl çok uzun süre. Barışı ne zaman yapacağız diye sordu. Barış gücü 63'ün 64'ün 4 Mart'ında 3 aylığına gelmişti. 60 senedir burada. Ve aktörlere sesleniyoruz. Biz de burada Lacroix da sesleniyor, Stewart da sesleniyor. Artık bu barışı yapmanın zamanı geldi ve geçiyor. Ha, biz neredeyiz? Berlin'de geziyoruz. Başka, biz neredeyiz? Borç rekoru içindeyiz. Yani onu da Halkın Sesi yazmıştı. 4 Mart 1964'ten bu yana 60 yıl geçti ve Havadis gazetesi 60 yılda geldiğimiz noktayı kelepçelerle bize gösteriyor. Ekranlarda Havadis var, tam bir KKTC klasiği. Evet. Biri Başbakanlık eski özel kalem müdürü, diğeri Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri eski komutanı utanç içinde bileklerinde kelepçeyle mahkemeye çıktılar. İşte 60 senede KKTC diye bir devlet kurduk. Geldiği nokta budur. Eski komutan bile maaşı yetmiyor ve siyara kaçakçılığından tutuklanıyor. Eski özel kalem müdürü sahte üniversite diploması almakla suçlanıyor ve 4 barem birden atladığı iddia ediliyor. Şimdi peki iddialar doğruysa ve bu sahte diploma sayısı 500'e çıkarsa, bu sahte diplomacılar, bu telefon kaçak, sigara kaçakçıları ve bir diğer tarafta da Niyazi Kızıl Yürek, Tahsin Ertuğruloğlu Niyazi Kızıl Yürek'e vatan haini der. Kendi kontrol ettiği TAK ajansında Niyazi'ye istediğini söyler. Niyazi Kızıl Yürek cevap hakkını kullanmak ister. TAK ajansı ohi der. Neden? Çünkü TAK ajansı da Tahsin'in çiftliği şeklinde yönetilir. Ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları, bunu TAK çalışanlarını veya TAK'ı yöneticileri suçlamak için söylemiyorum. Ama burası gazetecilik yapılacak bir yerse, ha efendim Akel adayıdır, başka bir devlettir. Cenk Mutlu Yakalı yazdı, hatırlattı size.
AK Partili olsaydı ne yapacaktınız ki? AK Partililerin cevap hakkını yayınlamayan TAK yönetimi olduğu gibi Apostolos Andreas Manastırı'na daş ya da sıva malzemesi olarak eridilis da kullanılır. Anladabildim. Onun için bu memleket moktan bir memleket haline geldi. Sebebi de budur. Nerede bir milliyetçi varsa, nerede bir milliyetçi varsa M harfini kesinlikle kullanamaz. L harfini kullanır, lilliyetçi. Hepsi çali, hepsi. Hepsi çali, kimisi diploma çali, kimisi bastişleri götürür. Bastiş. Bastiş hırsızlığı bile var artık bu memlekette. Kokmanın ötesindeyiz. Ama en güzel açıklayan Kıbrıs Gazetesi'nin ön sayfasındaki Hakan Fidan ve Ersin Tatar fotoğrafıdır. Çok net açıklıyor o fotoğraf her şeyi. İşte biz sizi böyle yönetiriz. Ben istersem sizin cumhurbaşkanınızın koluna girerim ve istediğimi yaparım. Bu fotoğraf bir skandaldır. Bu fotoğraf bir terbiyesizliktir. Bu fotoğraf kınanması gereken bir durumdur. Bunu yayınlamak bile suçtur be arkadaşlar. Yani suçtur demiyorum, kriminal anlamda değil. Yani yanlıştır, hatadır. Çünkü bir devletin aşağılanmasının göstergesidir bu. Bunu Erdoğan yaparsa bir dereceye kadar, iki devlet başkanı çok samimidir, bravo, güzel bir görüntü. Ama sen bunu yapamam. Yapamam mümkün değil. Ha, bizim geldiğimiz nokta budur. Özel Kalem Müdürü yolsuzluk yaptı. Eski Barış Kuvvetleri Komutanı ordunun itibarını yerle bir etti. Ama onlara göre mesela ben bir vatan hainim. Benim Türkiye'ye girişim çıkışım sakıncalıdır. Terör muamelesi görürüm. Türkiye'ye ciddi tehlike yaparım. Niyazi Kızılyürek gelir de burada konuşursa haindir. Hadi ya. Ebe çalmadığınız mal kalmadı be. Yapmadığınız yolsuzluk kalmadı be. En son düştünüz zeytinyağını bile zehirlediniz. Nasıl yazdık bugün onu da biraz sonra okuyacağız. Lütfen hiçbir yere kaçmayın. Çünkü bugünkü köşe yazımız Asaf Güney Halil Tahiroğlu. Azra diyor abi çok şıksın, sağ ol Rıza Çiçekoğlu. Şıklığımızın sebebi Yankiz'dir arkadaşlar. Onu belirtelim sizlere. Yankiz, şişman kardeşlerin dükkanı. Bizim dükkanımız yani. Şişmanların dükkanı. Gömlecik de Yankiz, ceketçik de Yankiz. Ama bu bana özel yapılmış bir cekettir. Onu ayrıca belirtmiş olayım. Ertan Karayen, Filiz Demiröz, Sapri Yaşın. Sahte diploma dağıtan üniversite kapatılacak mı? Yoksa sahte diploma dağıtmaya devam mı edecek? Vallahi o konuya Tahsin Avin bakar. Seven Ertrabel. Bugün 4'ü. Yarın 5, 6, 7. 7'sinden 9'una, 8'inden 10'una. Seven Ertrabel'in İki şeyi var. Ne oldu be bizim şey? Nereden nereye böyle oldu ama? Allah Allah. 4 Mart günaydın Kıbrıs live. Ha devam eder. Ben dedim kesildi. Ertan Karayayan, Filiz Demiröz günaydın. Efendim Seven Ertravel 7'sinden 9'una ve 8'inden 10'una iki ayrı turumuz var. Adana'ya gurme ve alışveriş turu, hatırlatalım. Efendime söyleyeyim, Vestel'leri ben geldiğimde çalıştırdım. Vedat geldiğimde ikisini de kapattı çünkü bunun içini kaynattıydı videoya şeylerimiz. Alpcans yükselişe geçmiş durumdadır gazi veranda. Coop Süt bizimle birliktedir her zaman olduğu gibi. Kerigold'umuz da buradadır. Kerigold süper diyoruz. Ve tabii ki sanat eserimiz, karamelimiz. Yüzyılı aşkın çıraklı geleneğimizin çikolataya dönüşmüş şeklidir. 16 tane çikolatamız vardı. Ena, Theo, Dria, Destra, Bendeksi 6 tane kaldı. Ya öyle Rumca, Türkçe, İngilizce, Arapça. Arapça da program
maşallah maşallah fe subhanallah falan. Evet, 6 tane çikolatamız kaldı. Arada Vedat'ından birer tane daha götürdüğümüzde matematik dersi de vermiş gibi olmayalım. Ama 2 yediğimizde 4 kalacak. Vedalı sigortaya selam diyoruz. Girnejon kahvemizden bir yudum daha alıyoruz. Oh, çok iyiydi. Efendim, Bahçemo, Bahçe mobilyasında bir numara Bahçemo'dan şimdi alın diyorum size, dinleyin beni. Çünkü yazda fiyatçıklar artabilir, artabilir, uygundur fiyatlar ama belli olmaz. Intergaz, Intergaz iş disiplini, hizmet kalitesi, ben tartışmam artık Intergaz'ı. Slice of Life restoranlarımızın yenisidir. Slice of Life artık çok güzel oldu, çok tuttu, çok güzel, çok mutlu müşterileri var. Geri dönüşümü ben de alırım çünkü. Tıpkı şeyde olduğu gibi, Just Icar'da olduğu gibi. Just Icar'da benim zanneden insanlar var. Ama ben Just Icar'a yeni arabacıklar geldiğini size duyurmak isterim. Just Icar'a hafta sonu bir sürüşçük daha yaptım ben. Elektrikli araba, elektrikli araba. Artık aşk durumundayım. Elektrikli araba. Başka arabaya bakmam, bakamam. Yok böyle bir güzellik, böyle bir sadelik. Böyle bir, ne bileyim ya, bambaşka güzel bir şeydir elektrikli araba. Just Icar'a yeniler geldi, gidin bakın diyoruz. Muaz Vejeteryan Restorant Girne'deki, Girne'deki vejeteryan noktamızdır, hatırlatıyoruz. Frog Pest Control, evinizde, iş yerinizde, her yerde Frog Pest Control, haşere kontrolünde bir numaramızdır. Onu da hatırlattık ve hava durumuna gideceğiz. Ama hava durumuna gitmeden önce Piskotti Patisseri'de Girne'de buluşuyoruz. Köseoğlu Süpermarket'ten alışveriş yapıyoruz. Saka su içiyoruz. Gözlücükleri Lefkoşa'da Mehmet Akayoptuik. Mausa'da Vizyon 2000'de yapıyoruz. Ve Eziç bu ülkenin en büyük, en bilinen markasıdır diyoruz. Eziç restoranlarının tüm çalışanlarına selamlarımızı götürüyoruz. Stanley'den bir yudum sıcak içeceğimizi aldıktan sonra şimdi, ha, Osmancık Limited getiriyor Stanley'leri, onu da hatırlatalım. Şimdi Dağlı Sigorta'ya teşekkür etmiştik. Efendim, Yankees giyeceğimiz elbiselerimizdir demiştik. Evet, Lefkoşa'da belediye ile otobüs terminali arasında selamlarımız gitti oraya da. Polaris hafta, dün Polaris'i sürdüm Alsancağ'ın üst kısmında. Lu lu lu, suların içinden de geçtim, yağmurdan da geçtim. Biraz sese de şey etti bize ama olsun. Polaris Polaris'imizdir. Evet, milli millici oldu deveciler, lilici oldu milliciler diyor Halil Tahiroğlu. Selamlarımızı ilettik ve şimdi hava durumuna gidelim. Ardından Yeni Düzen gazetesine bakacağız. Evet, termosumuzu kaldırdık, yeni kahvemizi aldık. Efendime söyleyeyim, hava durumu bugün nasıl? Hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak, yağmurlu geçecek. Sıcaklık mevsim normallerine geriledi. Geriledi. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır. Dolayısıyla, yani gündüz güneşi gördüm, tişörtünle gezeyim. Akşama kadar da ortada kalırsam bu defa üşüyeceğim. Ceketçiğinizi, kazacığınızı yanınızdan ayırmayın diyor doktorlar. Girne bugün Akdeniz'de birlikte 19, Çamlıbelbelap'ta 18, Esentepe 17, Alevkayası 14, Boğaz 16 derece olacak. Lefke, Lefkoşa, Ercan, Geçitkale, İskele ve Yenerenköy 19. Mausa 20. Pergama 18 ve Güzelyurt 20 derece. Bugünkü sıcaklıklar, haftaya böyle başladık. Haftanın çarşambasında gene yağmur beklerik ama salı ile perşembe
yoktur. Yani önümüzdeki 3 gün çarşamba günü gene meteoroloji dairemiz yağmur bekler ama perşembe günü ve salı günü yoktur. Bugün hava parçalı, yer yer sağanak yağmurlu. Ve şimdi geçiyoruz nereye? Nereye gidiyoruz şimdi? Şu anda geceleri Ülfet'e gidebilirsiniz. Ülfet'te eğlenebilirsiniz. O ayrı bir mesele ama şimdi Yeni Düzen gazetesine geçeceğiz. Manşetinde Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı ile Yeni Düzen'den Ödül Aşık Ülker'in röportajı var. Önemlidir. Muhammed Reza Gaffari kardeşim, Mustafa Ertürk, Erkan İki Serdar, Aziz Kardüz, Turan Kemaloğulları, Hayrullah Erden, Yusuf Doratlı, Mehmet Hüdaverdioğlu, sağ olun. Çiftçi ve hayvancı bu hükümetten kuraklık beklerken fukaralık buldu diyor. Canan Hasan, değerli babamız, Lurijinalı, Kıbrıs hasretiyle İngiltere Hasan Damdalen çınarımızı kaybettik. Biraz önce programın başında söylemiştim Canan Hanım. Allah rahmet eylesin. Hasan Damdalen babanızı BBC diyorlar. BBC öldü. Allah rahmet eylesin. Canel Paşa, Mustafa Moğaç. O ne? Mustafa Moğaç tertibim. Kaptanım nerelerdesin? Halil Erdoğuş, Ruza, Roza, Hayrulayeva, İnci Soyer, Cemal Fatoşkaya, Cemal Kaya her şey yolunda mı? Osman Gondur, Küçük İbrahim Özer, Funda Karadurak, günaydınlar abiciğim. Nazimen Albant, Ayşe Akın yazıcı, Eray Arençimen, Eral abim. Evet, Harper Orhon arkadaşımın da çok selamı var. Aman anam, tehlikeli ikili. Harper Orhon ve Eral, neredesiniz? Neredesiniz? Bir tehlikeli durum seziyorum. Orhan Orsen, Göksan Yamacı, Nedime Öreç, Belgin Gonyalı, Duygu Semayi, Hamit Salih Çanakaleli, Nedim Öreç, Derya Karaman, günaydın, günaydın Emir Çayan, Göksan Yamacı, Adnan Ünayol, Celal Bozdemir, vay Savaş Tilki Müdürü Mustafa Özdemir, Nedime Öreç, aydınlar dinleniyor sizi Serhat Bey, günaydınlar dinliyoruz, ha dinliyoruz. Ferda Küçülmez, Gülsen Hakkı, Aspava Antika, Nazimen Alban, Selver Kaya, Tamer Isırgan, Antalya'dan. Tamer Asırgan, neredesin? Sen de gittin Tamer'im şeye, foruma. Halil Koral, Hüseyin Öksüz, İzzet Duruşan, Münise İlhan, Erhal Aç, Aslan Ali, Sefhan Celal, Harun, Rabia Özcömert, günaydınlar efendim. Sevgiler, saygılar diliyoruz. Diğer yukarıdakiler silindi. Cemal Mert doktorum, günaydın. Günaydın Muhammed Reza Gaffari bir kez daha. Ve geldik, asayişi sağlayacak olan yargı değildir. Asayiş sorununa yargının vereceği cezalarla çözüm bulunamaz dedi Avukat Hasan Esendağlı. Bizi de götürdü 84'lü 85'li yıllara Veysel Dal. Güzel yurttan çıktık gittik Ankara'ya. Ankara'ya. Ankara Sanat Tiyatrosu. Fırat Canova hocamla birlikteyiz. Biz tabii tiyatroyu okul müsameresinde gördüğümüz bir Güzelyurt Garnizon sineması, Rum'dan kalma koskocaman bir salon, duyman konuşulanlar arkada. Dedik herhalde öyle bir yerdir burası. İlk seyredeceğimiz oyun bir ceza avukatının anıları. Ve biz cahil Cüheyla o dönemde tiyatro görmemiş. İlk tiyatromuz Ankara'da, Ankara Sanat Tiyatrosu. Yanlış hatırlamıyorsam Kerim Afşar, yanlış isem Fırat Canova hocam beni düzeltsin. Sigara yaktı salonda. Biz de en önde otururuk. Onun da ayrı bir hikayesi var. Kulaklarımız ameliyatlıdır gibi bir yalan söylediydik adamlara da, verdiler bize en ön sıradan. Adam yarım metreye karşımızda durur ve sigara yaktı, duman bize geldi. Biz gülmeye başladık.
Çünkü tiyatroyu zannederek ki şeydir, gülünç bir şey yandan. Adam hiç unutmam, hayatım boyunca unutmadım. Bir tuhaftır ceza avukatlığı dedi önce. Biz gene gülmeye başladık. Cahil, cehalet bu. Ama bizde kötülük yok. Bu etrafta gördükleriniz hem cahil hem kötüdürler. Anladın? Biz değil, bizde kötülük yok. Biz cahil şey açısından, tiyatro açısından ama sonra uf, kaçırtmadık hiçbir oyunu, Allah şükürler olsun. Ucuz olur o zaman. İhsan Üzgüner. Suçun ortadan kaldırılmasını dedi adam, ceza kanunlarının şiddetinden beklemek deliliktir. Bu dedi sadece suçluyu ortadan kaldırır. Yeni Düzen'in manşeti bana o günleri hatırlattı. Çok da mutlu oldum. Gerçekten asayişi sağlayacak olan yargı değildir. Asayişi sağlayacak olan eğitimdir. Asayişi sağlayacak olan sevgidir, saygıdır. Yalan, dolan, yeme, içme değildir. Ya. Evet. Çünkü asayişi sağlayamazsınız. Bizde değildir sadece bozukluk. Bizde değildir. Daha sonra programımızın 3. bölümünde gelecek ama İngiltere'de polis ülke genelindeki soygunların yarısını çözemedi mesela. Evet, İzzet Manmaş, Veysel Dal, Muhittin Sun, günaydın. Şimdi geldik Osman Topuz Abohor, günaydın. Özgür Gazete, sona bıraktık Özgür Gazete'yi. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri askerinden kadına şiddet. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda güvenlik amiri olarak görev yapan 48 yaşındaki uzman çavuş M.G. kayınvalidesinin evine camdan girdi. Eşini ciddi şekilde darp ederek yaraladı. Olay askerin emriyle kamuoyundan gizlendi. Dayakçı asker kocanın eşine şiddeti kamuoyundan gizlediler. Evet, uzman çavuş M.Ö. aralarında anlaşmazlık olan eşinin annesinin Tatlısu'daki evine hırsız gibi camdan girdi. Eşiyle tartışmaya başlayan şiddet uygulayıcısı asker koca, giysi dolabı kapağını başından tuttuğu eşinin yüzüne çarptırarak kadını yaraladı, ciddi darp etti. Şiddet uygulayıcısı asker koca olaydan 2 gün sonra tutuklanabildi. Şiddet olayı askerden verilen emirle polis basın subaylığının günlük basın bülteninden çıkarıldı. Kamuoyundan gizlendi. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında güvenlik amiri olarak görev yapan askerin ne olacağı belli değil. Yani işini kaybeder mi, kaybetmez mi bilmem. İlginç bir durum, ilginç bir olay, kötü bir olay. Kadına şiddeti, her türlü şiddeti tabii ki kınıyoruz, kınamaya da devam edeceğiz. Şimdi bir haber daha var. Özgür Gazete'yi tebrik ediyorum. Çok güzel bir haberdir bu. Çok önemli bir haberdir şiddet olayı. Çünkü bu şiddeti gizleyenler de şiddetin ortağı olmuş oluyorlar. Oh! Şimdi adam şiddeti yapıyor. O bir milliyetçi, kahraman. Bunu yazan veya söyleyen hain oluyor. İşte size anlatmaya çalıştığım bu. Ama geldik Ali Özmen Safa kardeşimize, beyefendi, büyüğümüz, ağabeyimiz, Istar Kıbrıs'ın patronu. Diyor ki Ali Özmen Safa, diyor ki emlak sektörünün, Istar Kıbrıs kendi gazetesi, duayen isimlerinden Ali Özmen Safa, inşaat sektöründe yaşanan kriz ortamında
alıcı profilinin değişmeye başladığını açıkladı. Yabancı gidiyor, Türkiye'li geliyor. Ali Bey, amaç zaten buydu. Onun için velveleye verdiler ortalığı. Yahudiler alıyor Kıbrıs'ı, Yahudiler alıyor, Yahudiler alıyor. Çünkü kendileri alacaktı. Bilmem anlatabildim mi Ali Bey? Evet, bu da bizim haberimiz olarak gelsin, arkadaşlarımız okusun, sizlerle paylaşsın. Biz de paylaşmış olduk efendim. Şimdi bütün dijital gazetelerimize bir bir bakacağız. Çok önemli, değerli haberlerimiz var tabii ki. Kıbrıs Haber Ajansı Ot Kültür Festivali'nin Tatlısu Belediyesi tarafının kötü hava şartları nedeniyle ertelendiğini söyledi. Belli değil. Orçan, Halil Orçan başkanımız esnaftan da özür diledi. Hazırlık yapan esnaftan ama ertelemek zorundayız dedi. Ot Kültür Festivali. İlginç bir ismi var, her sene söylerim. Ot Argo'da, yani Nauri'nin de bir şeyidir. Yani şeyidir ama tabii Nauri Festivali daha o seviyeye gelmedik. Halkın Sesi borç rekoru yazmıştı. Kıbrıs Gazetesi işbirliği adımları ele alındı. Yani yok ki tanıdılar, tanıyacaklar falan filan, yok. İşbirliği adımları ele alındı diyor. 10 yaşından beri hiç durmadan çalışıp üreten, döşemecilik işinde uzman Münise Taşer çocuklara balık vermeyin, balık tutmayı öğretin dedi. Ve uzman diyetisyen Ayşe Özgöker, fermante gıdalar sağlık için çok faydalıdır dedi. Fermante gıda, yani fermante ederek, turşu demek istiyor herhalde. Ben fermantenin adımını gerçekten adını bilmem. Bu yolsuzluklar ülkeye ihanettir diyor Kudret Özersay. Elektrik zammı geri alınmalı diyor Elsem Başkanı. Bunlar da Star'daki bazı başlıklardı. Zeki Çeler yarın iktidara gelsem üniversite görünümlü yapıların hepsini kapatırım demiş. Zam üstüne zam yapılarak maaşlara yapılan artışlar sıfırla çarpılmıştır diyor Haksem Başkanı Salih Erşangil. Yeni Bakış'ın manşetinde ekonomist Okan Veli Şafaklı var. Konut kiraları devlet tarafından desteklenmeli diyor. Evet. Eğitimin politik malzeme olmasını istemiyoruz. Dipkarpaz'daki Kıbrıslı Rum okullarına müdahale iddiası Yeni Düzen'in sür manşetindeydi. Onu da okuduk. Aşırı sürat hastalığımız var. Bu da Diyalog'da ve Diyalog Metehan kapısından güneye geçmek için bir saate aşkın süre araç kuyruğunda bekleyenler yetkililere seslendi. Bu sorunu çözün dedi. Bir kıtanın değil dünyanın parçası olmak istiyoruz dedi Başbakan Ünal Üstel. Antalya Diplomasi Forumu temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Avrupa Gazetesi'nde ah biz eşekler başlığını okumuştuk. Hükümsüz tutuklu olayını tekrar ediyoruz. Bağımsız gazete, Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi 2023 yılında Lefkoşa'da 1468, Güzelyurt'ta 575, Girne'de 678, Mausa'da 1116 iş yerini denetledi. 401 bin TL ceza kesildi. Tabii Ticaret Dairesi fiyat denetimi yapmaz, raf denetimi yapar, tarihi geçmişler falanlarla ilgili. Bağımsız gazetenin manşetinde ülke yol geçen hanına döndü başlığı var. Ülke yol geçen hanına döndü. Bugün gazetesi barışı ne zaman yapacağız demiştik. Özgür Gazete'de askerin kadına şiddetini manşetten gördük. Sür manşette Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Kıptek santrallerindeki arızaların normal kullanım arızaları olmadığını, yanlış yakıt kullanımına dayandığını söyledi. Hadi gel diyorum ben daha. Bir de rüşvet var onun üstüne Ayer Bey, inanamazsınız. Evet, tarihi rekor. 20 binden fazla konut
alıcı bekliyor. Satılık konut sayısı %4.77 arttı. Gıynığın manşetidir bu. Satılık konut sayısı patladı. Ucuzladın. Ucuzladın Artun Çağ'ın haberi bu. Evet, devam ediyoruz. Ne haberde Süleyman Başkanımız Mausa'da Güvercinlik Tenten yolunun Karayolları Dairesi tarafından yapılacak olmasından mutluluk duyuyorum dedi. Arıklı'ya parti rozetine bakmadan halka hizmete öncelik verdiği için teşekkür ederim dedi. Bravo. 16 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ömer'e geziye ettin. Fenerbahçe Beko'da bugün ilk maçına çıktı. Yani dün çıktı demek istiyor. Evet, yolun açık olsun Ömer Ege diyor Patania Haber. Başka ne var? Önce Antalya, ardından Berlin. Film festivali gibi geldi bana. Antalya Film Festivali'nden Berlin Film Festivali'ne. Tatar'ın yurt dışı temasları devam ediyor dedi. Gündem Kıbrıs. Pantoloncuk ve ceketçik de ütü ister. Hastalarımız bakıcı mafyalarına teslim edilmiştir. Halkın Partisi lideri söyledi. Etremit ve Zeytinlik'te. Önemlidir bu. Galatasaray kazandı akşam, onu da halledecek. Tam bir kakateci kişiliği diyor. Hafta sonu trafik denetimi yaptı. 68 araç trafikten men edildi. Genç bir kadının kullandığı araçta bulunan şişe içler acısıydı. Polis rakı şişesi bulmuş şeyde. Ben öyle, benim şeyci, Stanley'ciyi görüm, böyle su bardağı tutacağı var orada. Araçta rakı bulmuş. İlginç, ilginç. Özel eve girdiler, ne buldularsa götürdüler. Rus gençler yapmış bunu da. Oyunumuz yanacak korkusunu genel seçimlerde de yıkacağız diyor Zeki Çeler. Ha, Kıbrıs Türk, işte KKTC'nin Türk dünyası ile ilişkileri ele alındı. Yok bir şey yani, ele aldılar. Hiçbir şey yok. Tatar, TDT Genel Sekreteri Ömür Aliyev ile görüştü. Tamam, ne oldu? Hello, how are you? I'm very well, thank you, and you? Good, hadi bye. Evet, başka ne var? Meteoroloji Dairesi Sismoloji Bölümünün kapasitesi artırıldı diyor Erhan Arıklı Bakanımız. Ve Haber Ekstra'da da var. Tatar Fidan'la bir araya geldi. Bundan daha ciddi bir ahlaksızlık olamaz. Bunu haber yapmak da yanlıştır. Yapmamak da lazımdır. Çünkü Tatar Fidan'la bir araya gelmemelidir, gelemez. Gelirse gizli gelmelidir. Çünkü bu egemen eşit devlet iddiasına ihanettir. Evet. Yani vatana ihanet etmek, ben Türk'üm, yaşasın ne mutlu Türk'üm diye ne diye bağırmak değildir ya. Bu da vatana ihanettir. Egemen eşitliğe ihanettir. Tatar Türk Devletleri Teşkilatı ile farklı işbirliklerini görüştü. Vay kuzum vay. Farklı işbirlikleri. 15.4 milyon euro ile yeşil hat ticaretinde tarihi rekor kırıldı. Budat İken gazetesinde Artun Çağ'ın haberi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu, askeri suçlar ve cezalar değişiklik yasa önerisinin ivedi olarak görüşülmesinin 5 aydır komite gündemine alınmadığını ifade ederek, gazetecileri mahkemelerde süründürmek ve hapse sokmakla tehdit etmenin günahı UBP'lerin, UBP'lilerin boynunadır dedi. Evet. Başka neyimiz var? Başka bir şeyimiz yok. Magazin haberleri var. Magazinler var. Ispor'u zaten okuyacağız biraz sonra. Şimdi birinci devreyi tamamlamış olalım. Gidelim bir girnejon daha içelim. Tuvalet muvalet varsa bakalım edelim. Sonra Serhat İncirli'nin bugünkü yazısını okuyacağız. Ve hiçbir yere ayrılmayın. Lütfen, önemlidir bu yazı diyorum size. Metin Maraşalı, Orhan Bebek, günaydın. Denizli şehrinden selam eder bizi Orhan Bebek. Funda, Defne ve Melisa,
Sadık Tuğer bize selam eder. Serdar Cesur Erbelgin Konyalı, Mustafa Naci, Özay İmralı, Serkan Ertam, Leyla Hüseyin Kral. Conga ve afiyet olsun. Serhat Bey Belediye Tiyatrosu'na Tartüf 24 oyunumuza bekliyoruz diyor Asu Demircioğlu. Gerçekten çok 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 gelmek isterim. İnşallah bu hafta gider biletimi alırım. Yakup Malek, Zafer Hüray, Lapta Aytoro'dan Zafer Hüray Belediye Meclisimizin üyesi. Murat Gökçe, Fenerbahçe yengi diyor. Galatasaray'ın için yalnız söyledin. Yani Galatasaray akşam yengi, Fenerbahçe bir gün önceydi. Yıldız Beyleroğlu, Osman Topuz, Abaor İzzet Mannaş, Veysel Dal, Muhittin Sun, Cemal Mert doktorum günaydın. Günaydın, sevgiler, saygılar. Rıza Akçiçekoğlu, Özlem, Rutkay Aziz. Yok, Özlem Deler kız kardeşimdir. Rutkay Aziz dedi. Hayır, Ceza Avukatı'nın anılarında oynayan Rutkay Aziz değildi. Yönetmen zaten Rutkay Aziz'di. Ama oynayan, Ceza Avukatı'nın anılarında oynayan, başrolde oynayan o değildi, şeydi. Kerim Afşar'ıydı. Kerim Afşar'ıydı bence. Neyse, Fırat'ı ararım biraz sonra da. Onun belki şeyi benim kadar değil, bunama şeyi noktası. Geçti artık çünkü yaşımız. Metehan yolunda soldaki ormanı ne hale getirdiler? Orayı ne yapacaklar? Ha, güzel soru. Orası külliyenin bahçesi olacak Halil Bey. Yürüyüş yapacağız orada ve dua edeceğiz. Allah hırsızları başımızdan eksik etmesin. Amin. Allah bu rüşvetçileri, milliyetçi rüşvetçileri, Cenab-ı Elhamdülübüle. Arapça bitirelim programı. El Fatiha. Hadi geçelim. Gene Cemal de yordum sahabe Vedat'a. Bazen olur böyle, ihtiyarlar bağda dedemin ya da babamın adıyla şey yaparlar. Biz de ihtiyarladık içeride. Vedat Yıldırım oturur, Cemal Yıldırım derim gene bazen. Ne oldu be Cemal? Hadi be Cemal geçelim derim. Usta Cemal değil, Vedat'tır. Vedat'cığım geçelim Ertan Karay'a yine ve günaydın dedikten sonra Halil Tahiroğlu'na bir kez daha. Geçelim, araya gidelim. Aradan sonra Serhat İncirli'nin Hesap Vereceksiniz başlıklı yazısı var. Hesap vereceksiniz. Vereceksiniz. Bu iş hesapsız olmaz. Deniz dalgasız olmaz. Vay kurban. Hadi oğlum ara. Hı? Just Car güncel akaryakıt fiyatlarını sunar. Evet. 16 Şubat, yani yaklaşık bir ay önceki, bir ay değil işte 20 gün önceki benzin, dizel fiyatları şu anda ekrandadır. Boş verin. Elektriğin fiyatını da boş verin. Siz elektrikli araba kullanmanın keyfine bakacaksınız. Seyri seferi de ucuzdur. Artık servis, makinist parası falan filan unutun, onları geçin. Benzinini, dizelini bırak geride, sen yürü ileriye elektriğe. Bizim Just E-Car'a yeni elektrikli pırıl pırıl otomobillerimiz gelmiştir. Ben bir tanesini denedim, markasını söyleyemem size ama gidin lütfen. Orada Sedat'ı bulun, deyin ki Sedat'a, a Sedat bizi gönderdi Serhat. Deyin tamamdır. A Sedat bizi gönderdi Serhat. Tamamdır. Siz süreceksiniz. Benim gibi rüyalarınıza girmeye başlayacak. Elektrikli otomobilcikler. Bu yok böyle bir güzellik. Just E-Car nereştedir diye sorarsanız, diyeceğim size Hazreti Ebu Bekir camimizin yanındadır. Oraşta. Tamamdır. Enver Sedat. Evet, tasdik memuru onun dibindedir. Sevgilerimizle efendim. Şimdi Girnecon işme arasına gidelim. Just E-Car güncel akaryakıt fiyatlarını sundu.
Avrupa Parlamentosu seçimleri yaklaşıyor. Seçmen listesine kayıtlı mısınız? Değilseniz, İnsan Hakları platformuna gelin, kayıt için başvurunuzu teslim alalım. Seçmen listesine kayıtlı olduğumu nasıl anlarım? Ekranda görünen adrese gidin. Kimlik kartı numarası ve doğum tarihi bilgilerinizi girerek arama tuşuna basın. Seçmen listesinde kayıtlı olup olmadığınız arama sonucunda çıkacaktır. Kaydım yoksa ne yapacağım? Kayıt olmak için sadece önlü arkalı Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisine ve seçmen kayıt sitesinden edindiğiniz adres beyanname belgesine sahip olmanız gerekiyor. Bu belgeleri nereye teslim edeceğim? Lefkoşa'da 168 Girne Caddesi adresinde bulunan İnsan Hakları Platformu binasına hafta içi 10-16 saatleri arasında ıslak imzalı adres beyanname belgenizi ve kimlik kartı fotokopinizi teslim edebilirsiniz. İnsan Hakları Platformu sizin adınıza belgelerinizi güvenli ve gizlilik içerisinde saklayarak kaza amirliğine teslim edecektir. Kaydımı nasıl takip edebilirim? Ekrandaki adrese bilgilerinizi girerek kayıt durumunuzu takip edebilirsiniz. Hayatta geri dönülmeyecek anlar vardır. Kıbrıs Türk toplumu son 3 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde iradesini ortaya koyarak sesini Avrupa'da duyurmuştur. 9 Haziran 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy vererek hakkımızı kullanalım. Detaylı bilgi için insanhaklarıplatformu.eu. Yıllardır en doğalını, en sağlıklısını sofranıza getirmek için çabalıyoruz. Çünkü bu ülkeyi ve bu ülkenin insanlarını önemsiyoruz. Nesillerdir olduğu gibi bugün de size en iyisini sunmak için buradayız. Coop Süt. Bizim markamız, bizim geleceğimiz. Ne bak Mehmet amca, nedir ama hesapladığın? Anladım. Faturalar birikti, yine onları ödemeye gideceğim. Mehmet amcam, artık hiç gerek yok ki bunlarla uğraşmana. Quest Notifier uygulaması ile cep telefonundan tüm faturalarını ödemem mümkün. Kıptek, su, belediye ödemeleri, ev ve cep telefonu ödemeleri ve daha nice kurum faturalarını evden çıkmadan yapabilirsin. Üstelik fatura günün gelmeden bildirim de alın, unutmam da. Hatta bak, sen hesaplarken faturaların ödendi bile ha. Sen de Quest Notifier'ı kullan, tek uygulamayla tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştir. Vestel'den her eve teknoloji devrimi. Android TV'ler, akıllı buzdolapları, Wi-Fi çamaşır makineleri, kurutucular, akıllı fırın, ocak ve ankastre setler, çok fonksiyonlu küçük ev aletleri ve hobi ürünleri Vestel mağazalarında. Geleceğin teknolojisi senin evinde. Vestel'le olur, neden olmasın? Alpcan Towers güvencesiyle güneşin en güzel battığı yerde, mavi ile yeşilin iç içe olduğu huzur dolu bir yaşam sizleri bekliyor. Yeni yaşam alanınızda sizlere fitness center'dan futbol sahasına, tenis kortundan su sporlarına, açık ve kapalı yüzme havuzlarından scuba diving'e, sinemadan açık ve kapalı oyun alanlarına kadar birçok aktivite ve sosyal etkinlik imkanıyla eşsiz bir yaşam keyfi sunuyor. Key West, muhteşem ödeme kolaylıklarıyla sizleri bekliyor. Alpcan Towers. Dolu akşamların vazgeçilmezi, eğlence ve lezzetin buluşma adresi Ülfet. Unutulmaz anlar ve harika lezzetlerle doyasıya eğlenmek için rezervasyon numaramız 0546 996 55 55. İş
İşlevselliği, tasarımı ve renkleriyle stilinin en iyi tamamlayıcılarından biri olan Stanley, Osmancık Limited güvencesiyle şimdi Kıbrıs'ta. Sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taptaze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin. Lassa'yla sağlam gideni ne durdurabilir? Yağmur mu? Çukur mu? Yoksa çamur mu? Sağlam duracaksın bu hayatta. Onu sadece tek bir şey durdurabilir. Sağlam duranların lastiği Lassa, yaya geçitlerinde herkesi sağlam durmaya davet ediyor. Ercan Tan Grup 444-46-66. Sigorta yanımda. Bireysel ve kurumsal sigortacılığı tek bir uygulamaya sığdırdık. Dağlı Sigorta mobil uygulamasıyla sigortanızı kolayca satın alabilir, poliçelerinizi görüntüleyebilir, prim ödemelerinizi yapabilir ve hasar işlemlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Üstelik bunlarla sınırlı değil. Şubelerimize ve acentelerimize yol tarifi alabilir, anlaşmalı kuruluşlarımızın iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bitmedi. Önemli telefonlara ve nöbetçi eczanelere de uygulama üzerinden erişebilirsiniz. Hemen uygulama marketinize girerek Dağlı Sigorta uygulamasını indirin, bireysel ve kurumsal sigorta işlemlerinizi hızlıca ve kolayca gerçekleştirin. Dağlı Sigorta mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. En son ne zaman hayal kurdunuz? Hiç bilmediğiniz bir şehri gerçekten yaşadınız mı? Ya da sevdiklerinizle kusursuz manzaralarda fotoğraf çekildiniz mi? Seven Air Travel'la dünyanın her yerine keyifli yolculuklar yapmanızı sağlıyoruz. Belki ilk değiliz ama en iyisiyiz. Bilinmeyeni keşfedip güzelliğinin tadına birlikte varıyoruz. Sınır tanımaz bir coşkuyla sizi, diğerlerinin imkansız dedikleri lokasyonlara güvenle uğurluyoruz. Seven Air Travel'la dünyanın her yerinde tatil yapabilmenizi kolaylaştırıyor. Beklentilerinizin ötesinde hizmetler sunuyoruz. Sevdiklerinizle unutulmaz anlar yaşamak için Seven Air Travel. Dünya sizi bekliyor. Doğa dostu Solar by Paralik.
69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri kurulumunda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir. Adanın tek FBDO gözlükçü diplomalı mağazası Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 en yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor. Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz. Yaklaşık 30 yıldır Kuzey Kıbrıs'ın tanıdığı lezzet olan Ece Bakliyatları, değişen dağıtım ağıyla tüm seçkin marketlerde. Tek yetkili distribütör olan Entam güvencesiyle Ece Bakliyatları siz değerli halkımıza artık daha da yakın. Ece Bakliyatları tüm seçenekleriyle raflarda. Unutmadan taklitlerimizden sakının ve orijinal paketlerinizi sorgulayın. 30 yıllık lezzet tercihinize Entam güvencesiyle devam edebilirsiniz. Siz değerli halkımızın desteği olmasaydı bizler de olmazdık. Ece Bakliyatları tek yetkili distribütör olan Entam güvencesiyle. Vejeteryan Restoran, Bella Pais yolu Girne'de. Paket servis için telefon numaramız 0533 862 50 50.
Evet, tekrar karşınızdayız. Tema Yavaş, çok soğuk bir Londra var diyor. Londra'dan selamlar. Cemile Canaş, Nazime Nalbant, Cemile Çağda, Çağda Cemile'ye de günaydın. Pembe Halil, Ahmet Betmezoğlu, Salih Mulla Ali, İlgün Varol Kasap Çatoz'dan bize günaydın dedi. Ve Orhan Bebek konuşmuştuk daha önce. Bu arada bir kez daha selamlar edelim. Funda, Defne ve Melisa'ya, Sadık Tuver'e. Efendim, Sera Dincirli'nin Hesap Vereceksiniz başlıklı yazısını okuyalım bugün. Okuyalım. Evet, hesap vereceksiniz. İnsan kendini bildikten sonra başkasının ne söylediği, ne söyleyeceği bence önemli değildir. Yıllardır helal süt emmiş Türk çocuğu olmamak dahil bir yığın ticari saldırıya uğradım. Evet, ticari saldırı. Neden ticari saldırı? Çünkü bana veya benim gibi düşünüp yazan konuşan herkese saldıranların tek bir kaygısı vardı: para. Hırsızlıktan, rüşvetten, avantadan, avantajdan, ganimetten köşe dönen veya köşe dönmek isteyenler kesinlikle Kıbrıs sorununun çözümünü istemediler ve isteyenlere hain diye saldırdılar. Bu sadece Kuzey Kıbrıs özelinde bir durum değildir. Dünyada çok benzerleri söz konusudur. Anavatan Türkiye bu konuda en acı örneklerden biridir mesela. Neyse, acıdır. Bu hırsızlar, bu çözüm düşmanı ganimetçiler, rüşvetçiler artık ıslah olur noktayı aşmış durumdadır. O kadar ki bir, bilemediğiniz 5 üniversitede yaşananlar, 3, bilemediğiniz 5 üniversitemsiz saçmalıkta gerçekleşenler, gerçekten dev bir sektör sayılan ama aslında sektör olmaması gereken, ki bu da ayrı bir acı durum, üniversite sektörüne ciddi ekonomik zarar verecektir. Üniversitelerimizde yaşanan dolandırıcılık ya da sahtecilik olayları tüm KKTC'ye atılan bir kazıktır. Ve bu türden kazıkları atanların tamamına yakınının milliyetçi olması en başta anlattığım acı gerçeğimizin açık ispatıdır. Bir sanal üniversitemiz aslında bu diplomacılık işini ilk başlatandı. O sanal üniversite hem YÖK hem YÖDAK ile mahkemelikti. Mesele kapatıldı. Hatta üniversitenin yönetim kurulundan bir kardeşimiz KKTC Bakanlar Kurulu'nda hala bakandır. Bakan olduktan sonra istifa etmiş. Yani sahtelik kokusu çok eskiden çıkmaya başlamıştı. Ve bunlar bu ülkeyi sevdiğini iddia eden vatanseverlerdir. Milliyetçiler, elbette işini çok iyi yapan, isim vereceğim çünkü oralarda çalıştım, Lefke Avrupa Üniversitesi gibi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi gibi ve eminim daha başka üniversitelerimiz son derece titiz, kurallara uygun işi götürüyordu. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi'nde part-time hocalık yaptım. Dönem sonları hazırlamak zorunda olduğumuz dersleriniz, sınavlarınız, öğrenci bilgilerinizle ilgili dosyalar, YÖK denetimleri falan inanılmaz titizlikteydi. Peki, şimdi bir, bilemediğiniz 3 üniversite ya da üniversitemsiz sahtekarlıklar tel tel dökülmeye, diploma skandalları ortaya saçılmaya başlarsa, bu üniversitelerin milliyetçi sahip ya da yöneticileri ne olacak? Helal süt emmiş Türk çocuğu mu onlar? İşte bu yüzden yeniyiz biz. Yenik, ezik. En başından beri kaybetmemizin sebebi budur. Helal süt emmiş Türk çocukları ne yazık ki sahte diplomalı. Çünkü devlet en baştan sahte. Devletin sahte olduğunu gizlemek için dışta hiçbir şey yapmayanlar içte birbirlerine diploma veriyor. Göstermelik diplomatik şovlar sergiliyor. Arkadan malı, avantayı, rüşveti, milyon milyon dolarları ya da barem içi artışları alıp alıp gidiyor. Bakın, Lefke'de bir aile neredeyse asırlardır zeytincilikle uğraşır.
Bu ailenin son 3 kuşağı bu zeytincilik işini 3 zeytinyağı fabrikasına kadar taşıdı. Dede öldü. Baba işi 2 kızı ve damatları ile götürdü. 9 zeytinyağı markası üretiyorlar. Tertemiz. Belgeler ortada. Şirketin ismi Yeşil Lefke. Defalarca söyleşiler yaptım geçmişte. Pırıl pırıl iş yapıyorlar. Mesleklerinde uzmanlar. Ama hepsinden önemlisi yaptıkları işi aşkla yapıyorlar. Çoğunlukla ektikleri toprak kendilerinin atadan kalma toprağı. Gidecek başka ülkeleri de yok. 25 yıllık Yeşil Lefke şirketi ve tabii ki onlar gibi olan birçok firmamız bazı hırsızların sahte zeytinyağı üretmesi ve özellikle otellere satması sonucu zarar görüyor. Ve bu sahte zeytinyağı üretenler de milliyetçi. Ülkeyi herkesten daha çok sevdiğini iddia eden, Türk bayrağı ve KKTC bayrağına sarılıp dolaşacak, ezan sesinden başka da ses işitmek istemeyecek kadar yalaka. Sorun Ersin Tatar'a, sorun Tahsin Ertuğruloğlu'na. Hain kim? Niyazi Kızılyürek. Hadi yahu, neden Niyazi Kızılyürek haindir? Ganimetten köşe dönmeye çalışmak yerine vatandaşlarının hakları için uğraştığından dolayı mı? Efendim neymiş? Niyazi Hoca'nın yaptıkları nedeniyle KKTC devletinin itibarı zedeleniyormuş. Hadi be! Efendim neymiş? Niyazi Hoca KKTC'de propaganda yapmasınmış çünkü KKTC egemen ve eşit bir devletmiş. Sorun Ersin Bey, sorun Tahsin Bey. Bu sahte diplomacılar kim? Bu sahte zeytinyağcılar kim? Bu sahte sanal üniversitenin yönetim kurulundan KKTC Bakanlar Kurulu'na atanan ve Türkiye'nin kahraman saydığı şaibeliler kim? Utanan var mı? Yok. Neden utanmıyorlar? Çünkü bayrakları ve o bile sahte dini inançları şimdilik utanmaları gereken utanmazlıklarını örtüyor. Şu soruyu tekrar ediyorum. Bu insanların neden Kıbrıs'ta çözüme karşı olduklarını şimdi net bir şekilde daha kolay anlayabiliyor muyuz? Asırlık zeytin ve vatan aşkı ile son çeyrek yüzyılda Yeşil Lefke diye efsane marka üretiyor insanlar. Geliyor Türkiye'den bir kişi, KKTC'ye yerleşiyor, vatandaş olmak için de başvuruyor ve yağ diye neyi bulursa karıştırıp Güzel Lefke adını da alıp turistleri zehirlesin diye otellere satıyor. O adam kahraman oldu. Çünkü Ersin Bey, Tahsin Bey'e falan oy veriyor vatandaş olduğu zaman. Allah'a şükür daha etmediler. Aman be dursun Oğuz, bak önüne. Niyazi Kızılyürek'in seçim propagandası için defalarca yazılı, sözlü açıklama yapan Ersinler, Tahsinler bu konuda tıpkı diploma sahteciliğinde olduğu gibi tıs, hesap vereceksiniz. Hesap sormayan sizden daha siz olsun. Hesap vereceksiniz. Vereceksiniz. Göreceksiniz. Dostoyevski, bugünkü fotoğrafımız bu. Anlayana. Dostoyevski diyor ki, ya hatalarınla yüzleşir ya da hatalarınla yüzsüzleşirsin. Cahil olmak ayrı, pislik olmak ayrıdır. Cahil olmak ayrı, pislik olmak ayrıdır. Dedik, bir reklamımız daha olacak. Evet, Cemile Canaş, çok teşekkür ederim. Nazime Nalband, Mehmet Celal Hürcan yazmış, Niyazi Kızılyürek demiş zaten. Ayta Çağoğlu, Faik Ablacığım, Faik Arsal, günaydın. Nazime Nalband, günaydın, günaydın, günaydın bir kez daha. Efendim, Rıza Çiçekoğlu, Akçiçekoğlu pardon, günaydın. Sevgiler, şimdi araya gidiyoruz. Bir aramız daha olacak ve ondan sonra Türkiye gazetelerine, İngiliz gazetelerine, özellikle İngiltere'den
Bugün bizi de çok yakından ilgilendiren bazı haberler var. Gerçekten bizi... Evet. Evet, Rutku Aziz oynuyordu, yönetmendi. Evet, doğrudur. Zavallı. Evet, günaydın bir kez daha herkese. Selamlarımız, sevgilerimiz. Aramız var. Aradan sonra bizi de ilgilendiren özellikle İngiliz şeyleri var. Dikkatli, dikkatli izleyelim. Şimdi araya gidelim. Avrupa Parlamentosu seçimleri yaklaşıyor. Seçmen listesine kayıtlı mısınız? Değilseniz, İnsan Hakları platformuna gelin, kayıt için başvurunuzu teslim alalım. Seçmen listesine kayıtlı olduğumu nasıl anlarım? Ekranda görünen adrese gidin. Kimlik kartı numarası ve doğum tarihi bilgilerinizi girerek arama tuşuna basın. Seçmen listesinde kayıtlı olup olmadığınız arama sonucunda çıkacaktır. Kaydım yoksa ne yapacağım? Kayıt olmak için sadece önlü arkalı Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisine ve seçmen kayıt sitesinden edindiğiniz adres beyanname belgesine sahip olmanız gerekiyor. Bu belgeleri nereye teslim edeceğim? Lefkoşa'da 168 Girne Caddesi adresinde bulunan İnsan Hakları Platformu binasına hafta içi 10-16 saatleri arasında ıslak imzalı adres beyanname belgenizi ve kimlik kartı fotokopinizi teslim edebilirsiniz. İnsan Hakları Platformu sizin adınıza belgelerinizi güvenli ve gizlilik içerisinde saklayarak kaza amirliğine teslim edecektir. Kaydımı nasıl takip edebilirim? Ekrandaki adrese bilgilerinize girerek kayıt durumunuzu takip edebilirsiniz. Hayatta geri dönülmeyecek anlar vardır. Kıbrıs Türk toplumu son 3 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde iradesini ortaya koyarak sesini Avrupa'da duyurmuştur. 9 Haziran 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy vererek hakkımızı kullanalım. Detaylı bilgi için insanhaklarıplatformu.eu. Yıllardır en doğalını, en sağlıklısını sofranıza getirmek için çabalıyoruz. Çünkü bu ülkeyi ve bu ülkenin insanlarını önemsiyoruz. Nesillerdir olduğu gibi bugün de size en iyisini sunmak için buradayız. Coop Süt. Bizim markamız, bizim geleceğimiz. Ne bak Mehmet amca, nedir ama hesapladığın? Anladım. Faturaları birikti, gene onları ödemeye gideceğim. Mehmet amcam, artık hiç gerek yok ki bunlarla uğraşmana. West Notifier uygulaması ile cep telefonundan tüm faturalarını ödemen mümkün. Kıptek, su, belediye ödemeleri, ev ve cep telefonu ödemeleri ve daha nice kurum faturalarını evden çıkmadan yapabilirsin. Üstelik fatura günün gelmeden bildirim de alın, unutman da. Hatta bak, sen hesaplarken faturaların ödendi bile ha. Sen de West Notifier'ı kullan, tek uygulamayla tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştir. Vestel'den her eve teknoloji devrimi. Android TV'ler, akıllı buzdolapları, Wi-Fi çamaşır makineleri, kurutucular, akıllı fırın, ocak ve ankastre setler, çok fonksiyonlu küçük ev aletleri ve hobi ürünleri Vestel mağazalarında. Geleceğin teknolojisi senin evinde. Vestel'le olur, neden olmasın? Alpcan Towers güvencesiyle güneşin en güzel battığı yerde, mavi ile yeşilin iç içe olduğu huzur dolu bir yaşam sizleri bekliyor. Yeni yaşam alanınızda sizlere fitness center'dan futbol sahasına, tenis kortundan su sporlarına, açık ve kapalı yüzme havuzlarından scuba diving'e, sinemadan açık ve kapalı oyun alanlarına kadar birçok aktivite ve sosyal etkinlik imkanıyla eşsiz bir yaşam keyfi sunuyor.
KeyWest muhteşem ödeme kolaylıklarıyla sizleri bekliyor. Adcan Towers. Dolu akşamların vazgeçilmezi, eğlence ve lezzetin buluşma adresi Ülfet. Unutulmaz anlar ve harika lezzetlerle doyasıya eğlenmek için rezervasyon numaramız 0546 996 55 55. İşlevselliği, tasarımı ve renkleriyle stilinin en iyi tamamlayıcılarından biri olan Stanley, Osmancık Limited güvencesiyle şimdi Kıbrıs'ta. Sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taptaze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin. Lassa'yla sağlam gideni ne durdurabilir? Yağmur mu? Çukur mu? Yoksa çamur mu? Sağlam duracaksın bu hayatta. Onu sadece tek bir şey durdurabilir. Sağlam duranların lastiği Lassa, yaya geçitlerinde herkesi sağlam durmaya davet ediyor. Ercan Tan Grup 444-46-66. Sigorta yanımda. Bireysel ve kurumsal sigortacılığı tek bir uygulamaya sığdırdık. Dağlı Sigorta mobil uygulamasıyla sigortanızı kolayca satın alabilir, poliçelerinizi görüntüleyebilir, prim ödemelerinizi yapabilir ve hasar işlemlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Üstelik bunlarla sınırlı değil. Şubelerimize ve acentelerimize yol tarifi alabilir, anlaşmalı kuruluşlarımızın iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bitmedi. Önemli telefonlara ve nöbetçi eczanelere de uygulama üzerinden erişebilirsiniz. Hemen uygulama marketinize girerek Dağlı Sigorta uygulamasını indirin, bireysel ve kurumsal sigorta işlemlerinizi hızlıca ve kolayca gerçekleştirin. Dağlı Sigorta mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. We'll be right back.
En son ne zaman hayal kurdunuz? Hiç bilmediğiniz bir şehri gerçekten yaşadınız mı? Ya da sevdiklerinizle kusursuz manzaralarda fotoğraf çekildiniz mi? Seven Air Travel'la dünyanın her yerine keyifli yolculuklar yapmanızı sağlıyoruz. Belki ilk değiliz ama en iyisiyiz. Bilinmeyeni keşfedip güzelliğinin tadına birlikte varıyoruz. Sınır tanımaz bir coşkuyla sizi, diğerlerinin imkansız dedikleri lokasyonlara güvenle uğurluyoruz. Seven Air Travel'la dünyanın her yerinde tatil yapabilmenizi kolaylaştırıyor. Beklentilerinizin ötesinde hizmetler sunuyoruz. Sevdiklerinizle unutulmaz anlar yaşamak için Seven Air Travel. Dünya sizi bekliyor. Doğa dostu Solar Bay Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle solar enerji sistemleri kurulumunda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle solar enerji sistem kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar Bay Paralik size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir. Adanın tek FBDO gözlükçü diplomalı mağazası Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 en yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor. Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz. Yaklaşık 30 yıldır Kuzey Kıbrıs'ın tanıdığı lezzet olan Ece Bakliyatları, değişen dağıtım ağıyla tüm seçkin marketlerde. Tek yetkili distribütör olan Entam güvencesiyle Ece Bakliyatları siz değerli halkımıza artık daha da yakın. Ece Bakliyatları tüm seçenekleriyle raflarda. Unutmadan taklitlerimizden sakının ve orijinal paketlerinizi sorgulayın. 30 yıllık lezzet tercihinize Entam güvencesiyle devam edebilirsiniz. Siz değerli halkımızın desteği olmasaydı bizler de olmazdık. Ece Bakliyatları tek yetkili distribütör olan Entam güvencesiyle. Restoran, Bella Pais yolu Girne'de. Paket servis için telefon numaramız 0533 862 50 50.
Evet, programımızın son bölümüne gelmiş bulunmaktayız ve önce Aksa Süper Lig'de bu hafta oynanan maçların sonuçlarını verelim sizlere. Yeni Cami 0, Miracle Karşıyaka 3, Mausa Türk Gücü 5, Çayna Pazar Gençlik Gücü 2, Doğan Türk Birliği 2, İni Boğaziçi 4, Alsancak Yeşilova 3, Tremeşeli Dumlupınar 1, ki bu Tremeşeli Dumlupınar'ı yıktı. Çünkü koptu ilk 2'den. Göçmenköy 1, Lefke 1, Pera Larnaka Gençler Birliği 1, Cihangir 2, Küçük Kaymaklı 2, Çetinkaya 0, Mesarya 3, Türk Ocağı Limasol 1. Bu sonuçlarla Cihangir 58, Mausa Türk Gücü 57 puanla zirvede, Dumlupınar 50, Göçmenköy 35, Miracle Karşıyaka 33, Doğan Türk Birliği 32, Yeşilova 29, Çetinkaya ve Yeni Cami 28, Çayna Pazar Gençlik Gücü 27, Mesarya 23, Lefke Gençler Birliği 22, Gaymaklı 20, Yeni Boğaziçi 10, Türk Ocağı 6. Aksa 1. Lig'de bu haftaki maç sonuçları: Girne Halkevi 0, Miracle Değirmenlik 1, Binatlı 1, Hacali Yılmazköy 0, Mor Menekşe 0, Düzkaya 0, Gönyeli 7, Bafülkürdü 1, Esentepe 0, Ünimar Maraş 1, Lapta 2, Ozanköy 2, Yalova 4, Geçitkale 2 ve bu akşam Çanakkale-Hamitköy maçıyla hafta tamamlanacak. Saat 18'de Gazimağusa'da oynanacak karşılaşma. Karşılaşmayı Ferhat Tuna yönetecek Gazimağusa Doktor Fazıl Küçük stadında. Cenk Aras Özfuttu, Serkan Özdenkçi yan hakemler. Mustafa Öztugay dördüncü hakem. Bu akşamki son Aksa 1. Lig maçı Çanakkale-Hamitköy. Bu arada belirtelim, zirvede Miracle Değirmenlik tek başına 56 puanla gidiyor. Gönyeli, Esentepe, Yalova 35'er puanla ve bu akşam maçı olan Çanakkale ile Hamitköy 33'er puanda. Dolayısıyla Çanakkale-Hamitköy maçı bu akşam çok önemli. Kazanan ikinci sıraya yükselecek. Beraberlik halinde 34 olacaklar. Önemli bir şey yani. Evet, düşme hattında 9 puanlı Bafülkürdü, 15 puanlı Girne Halkevi ve 20 puanlı Mor Menekşe yer alıyor. Burası böyle. Evet, İngiltere ve Türkiye'ye bakacağız şimdi. İngiltere'de Premier Lig'de bu akşam saat 22 bizim saatle Sheffield United Arsenal maçı oynanacak. Evet, sonuçlara bakalım. Manchester derbisini dün Manchester City kazandı. Manchester City 3, Manchester United 1. Burnley 0, Bournemouth 2. Bu da dünün maçıydı. Cumartesi günkü maçlar: Luton Town 2, Aston Villa 3, Brentford 2, Chelsea 2, Everton 1, West Ham United 3, Fulham 3, Brighton 0, Newcastle United 3, Wolverhampton Wanderers 0, Nottingham Forest 0, Liverpool 1. Bu çok ilginç bir maçtı. 90+8'de son saniye attı golü Liverpool. Tottenham 3, Crystal Palace 1, ki bu da çok önemliydi çünkü 59. dakikada deplasman takımı Crystal Palace, yani deplasman derken Londra derbisi tabii ki, ikisi de Londra derbisi, biri güneyin biri kuzeyin takımı Tottenham, Eze attı 59'da, 1-0 öne geçirdi Crystal Palace'ı. Timo Werner 77'de, Romero 80'de ve Hongmin Son 88'de 3-1 ile Tottenham'a hah dedi, böyle nefes aldırttı. Bu sonuçlarla şu anda ligin zirvesinde
Liverpool var 63, Manchester City 62 puanda. Arsenal bu akşam Sheffield United'ı, ki Sheffield United ligin son sırasındadır, yenerse puanını 61 yapacak. Ve 4. sırada 55 puanlı Aston Villa, 5. sırada 50 puanlı Tottenham var. Ardından 44 puanlı Manchester United geliyor, 6 puan gerisinde. Ve Tottenham'ın bir maçı da eksik. Tottenham'ın eksik olan maçı Chelsea ile oynayacak. Daha sonra Chelsea ile ertelenmişti maçları İngiltere'de. Sonuçlar böyle. Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'de Süper Lig'de bu akşam Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Trabzonspor ve Antalyaspor, Gaziantepspor maçları oynanacak. Sonuçları verelim. Dünkü derbi Beşiktaş 0, Galatasaray 1. İstanbul Başakşehir 1, Samsunspor 0. Pendik Spor 0, Konya Spor 2. Bir önceki gün cumartesi Hatay Spor 0, Fenerbahçe 2, Rize 3, Kayseri 0, Ankara Gücü 1, İstanbul Spor 1 ve cuma akşamı açılış maçı Kasımpaşa 0, Sivas 0. Türkiye'de 28'er maç oynayan Galatasaray'ın 75, Fenerbahçe'nin 73 puanı var. Trabzonspor Beşiktaş'tan bir maç eksiğiyle 46'şar puanla sıralanıyorlar. Kasımpaşa, İstanbul Başakşehir, Rize 39'ar puan. Kasımpaşa'nın 40, özür dilerim. Sivas 38, Antalya 35, Kayseri 35, Samsun 33, Demirspor Adana 32, Konya 31, Ankara Gücü 30, Alanyaspor 30, Hatayspor 29 ve düşme hattında Fatih Karagümrük 29, Gaziantep 28, Pendik 26, İstanbul Spor, Yolcudur Abbas, Bağlasan Durmaz 13. Evet, İngiliz, KKTC ve Türkiye liglerinde durum böyle. Şimdi, okulda yapay zeka davası, Hürriyet Gazetesi'nin manşeti. Evet, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde hukuk fakültesi öğrencisi Abdullah Alpaslan, online sınavda yapay zeka ile kopta çektiği için okuldan uzaklaştırılacağı ilginç bir dava başladı. Abdullah Alpaslan'ın daha önce aynı dersin yüz yüze sınavında kopya çektiği için disiplin cezası vardı. Bu kez online sınavda yapay zeka kullandığı iddiasıyla 1,5 yıl uzaklaştırma cezası aldı. Dava açan öğrenci itirazında sınav kağıdımı yapay zekaya gösterip bunu sen mi yazdın diye sormuşlar. O da evet demiş. Yapay zekaya sormuşlar bunu sen mi yazdın? O da evet demiş. Evet, Milliyet'in manşeti tüm engelleri jet gibi aştı. Avusturya seferlerinin rekabette yeni bir dönem başlattığını belirten THY Yönetim Kurulu Başkanı Polat, bu hattı engellemek için özel çaba gösteren ülkeler oldu. Hükümetimizin desteğiyle bunları aştık dedi ve artık Avustralya'dan İstanbul'a seferler başladı. Bu da orada yaşayan Kıbrıslı Türkler için çok ciddi bir avantaj. Çünkü eskiden Singapur'a, Malezya'ya falan uçuyorlardı. Oradan gelip İstanbul'a geliyorlardı. Şimdi doğrudan Sydney, Melbourne falan uçacaklar. Evet, Sözcü gazetesi valiler, kaymakamlar, bürokratlar, komutanlar AKP için seçim turunda dedi manşette. 3 devrim yasalarının 100. yılı coşkuyla kutlandı. Laiklikten vazgeçemeyiz diyor Cumhuriyet bugün manşetinde. Önemli bir başlık olarak biz de kullandık. Kanal İstanbul belirsizliği, Karar gazetesi vazgeçtiniz mi onu söyleyin diye soruyor. Bugün Bir Gün gazetesi, kadınlar, emekliler ve devrimciler yol açıyor. Deli gömleğini yırtıp atacağız. Sol parti iktidarın gerici politikalarına karşı 6 kentte sokağa çıktı. İstanbul Kadıköy'de bir araya gelen binlerce kadın haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Emekliler Ankara'da eylemdeydi diyor. Evet.
Başka neler var? Batı ülkelerini Ukrayna'ya destek vermemeleri konusunda uyaran Putin'in akıl hocası Alexander Dugin, nükleer savaş çok yakın dedi. Alexander Dugin, 3. Dünya Savaşı resmen başladı diyor Türkiye Gazetesi bu haberle ilgili. Gazze'yi hastalık kapladı diyor. Gazze'yi hastalık kapladı. Çok acı tabii ki bu. En acı haber. Dolmabahçe'den aslan geçti diyor fanatik. Süper Lig der aslan. Süper Lig der aslan demiş. Efendim İngiliz gazetelerine bakıyoruz ama bu arada Hatice Mumin, Nazimen Alban, Cemile Canaş, Tolgay Hasan Avcanok, Soyhan Artun, Serap Santeos, Çetin Cemal Küçülmez, Metin Emir Ali Bengisu, Mehmet Celal Hürcan, Leman Canlıbel, Metin Marasalı, Cemile Canaş sağ olun. Bu arada Hüseyin Önal, sen de çok sağ ol abi. Teşekkürler. İngiliz gazetelerinde ilginç bir şey söyleyeyim size ki bu bizde de başladı arkadaşlar. Yani eskiden böyle bara giderdin. İngiltere'de bir gelenektir. Giden 5-6 kişi için bir tur sen öden, bir tur o biri, bir tur o biri, bir tur o biri. Round derler ona. Hadi şimdi senin roundundur. Round. Euro. Euro'dur Kıbrıslıcası. Şimdi bir gazete diyor artık travma yaradırmış. Çünkü insanların cebinde o kadar para yok. Önemli bir şey. Kartlarında da yok. Bir haber daha vereyim size İngiltere'den. Gerçekten bu da çok önemli. Neydi bu? Ha. Police solve no burglaries in half of country. Ülkenin yarısındaki ev açma hırsızlıklarını polis çözemiyor. Çözemedi, çözmez dedi. Ve çok bizi yine çok yakından ilgilendiren bir haber. İlgilendiriyor çünkü bilmiyorum ilgileniyor muyuz ama anksiyete için verilen, reçeteyle verilen, söyleyemem hapın adını ama işte çaresizdir insanlar, anksiyeteye başka hap yoktur. Yani bunu veriyorlar. Bunun da iddialara göre hızlı ölümler oluyor ya, bizde de oluyor. Şey yapıyormuş, artırmış bu haplar anksiyeteyle ilgili olarak. Maddesi de onu söyleyebilirim. Çünkü o ilacın markası değil. Pregabalin içeren. Pregabalin içeren. Aplama sormam lazım. Ya da bizim ailede eczacı çok. Hem aplam eczacıdır hem de amcamın kızı eczacıdır. Onlara soralım. Evet, pregabalin içeren hap. Bilmiyorum. Doktorlarınıza siz de bu konuyu anksiyete için alan varsa sorsun. Efendim, bu bizim son haberimizdi. Bir kez daha size diyeyim ki hava bugün parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Vedat kardeşim yönetmenim size çok selam ediyor. İzlediğiniz için o da teşekkür ediyor. Mesaj atana atmayana çok 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 selamlar ediyoruz. Zeki Çeler'in bugün doğum günü kutluyoruz. Doğum günün kutlu olsun başkan diyoruz. Meclis var bugün bildiğim kadarıyla. Muhittin Yangın kardeşime günaydın diyorum. Evet, gelelim mutat bahsimize diyor. Çoktandır söylemedin. Söylerim. Alp Refik günaydın. Münir Ordalı günaydın. Muhittin Yangın kardeşime sevgiler. Programımızın sonu. Ve şimdi bir kez daha bugün sayfamızda paylaştığımız yazıyı okuyalım. Ya hatalarınla yüzleşir ya da hatalarınla yüzsüzleşirsin. Cahil olmak ayrı, pislik olmak ayrı demiş Dostoyevski. Bu sözle bitiriyoruz biz de programımızı. Vedat Yıldırım yönetmenim size teşekkürlerini iletiyor izlediğiniz için. Yarın sabah buluşmak dileğiyle. Yarın sabah Sıla Usar İncirli doktorumuz, CTP Lefkoşa Milletvekili konuğumuz, Kıbrıs'ın kraliçeleriyle ilgili bir sohbetimiz olacak. Çünkü sergimiz var Naci Talat Vakfı'nda. Onu da konuşacağız. Ülkenin gerçeklerini de, sıkıntılarını da yarın sabah hatırlatalım. Keyifli kalın, hoşça kalın.
Eğlence ve lezzetin buluşma adresi Ülfet, Serhat İncirli ile Günaydın Kıbrıs'ı sundu. Avrupa Parlamentosu seçimleri yaklaşıyor. Seçmen listesine kayıtlı mısınız? Değilseniz, İnsan Hakları platformuna gelin, kayıt için başvurunuzu teslim alalım. Seçmen listesine kayıtlı olduğumu nasıl anlarım? Ekranda görünen adrese gidin. Kimlik kartı numarası ve doğum tarihi bilgilerinizi girerek arama tuşuna basın. Seçmen listesinde kayıtlı olup olmadığınız arama sonucunda çıkacaktır. Kaydım yoksa ne yapacağım? Kayıt olmak için sadece önlü arkalı Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisine ve seçmen kayıt sitesinden edindiğiniz adres beyanname belgesine sahip olmanız gerekiyor. Bu belgeleri nereye teslim edeceğim? Lefkoşa'da 168 Girne Caddesi adresinde bulunan İnsan Hakları Platformu binasına hafta içi 10-16 saatleri arasında ıslak imzalı adres beyanname belgenizi ve kimlik kartı fotokopinizi teslim edebilirsiniz. İnsan Hakları Platformu sizin adınıza belgelerinizi güvenli ve gizlilik içerisinde saklayarak kaza amirliğine teslim edecektir. Kaydımı nasıl takip edebilirim? Ekrandaki adrese bilgilerinizi girerek kayıt durumunuzu takip edebilirsiniz. Hayatta geri dönülmeyecek anlar vardır. Kıbrıs Türk toplumu son 3 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde iradesini ortaya koyarak sesini Avrupa'da duyurmuştur. 9 Haziran 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy vererek hakkımızı kullanalım. Detaylı bilgi için insanhaklarıplatformu.eu. Yıllardır en doğalını, en sağlıklısını sofranıza getirmek için çabalıyoruz. Çünkü bu ülkeyi ve bu ülkenin insanlarını önemsiyoruz. Nesillerdir olduğu gibi bugün de size en iyisini sunmak için buradayız. Coop Süt. Bizim markamız, bizim geleceğimiz. Ne bak Mehmet amca, nedir ama hesapladığın? Anladım. Faturalar birikti, yine onları ödemeye gideceğim. Mehmet amcam, artık hiç gerek yok ki bunlarla uğraşmana. Vest Notifier uygulaması ile cep telefonundan tüm faturalarını ödemem mümkün. Kıptek, su, belediye ödemeleri, ev ve cep telefonu ödemeleri ve daha nice kurum faturalarını evden çıkmadan yapabilirsin. Üstelik fatura günün gelmeden bildirim de alın, unutman da. Hatta bak, sen hesaplarken faturaların ödendi bile. Sen de Vest Notifier'ı kullan, tek uygulamayla tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştir. Vestel'den her eve teknoloji devrimi. Android TV'ler, akıllı buzdolapları, Wi-Fi çamaşır makineleri, kurutucular, akıllı fırın, ocak ve ankastre setler, çok fonksiyonlu küçük ev aletleri ve hobi ürünleri Vestel mağazalarında. Geleceğin teknolojisi senin evinde. Alpcan Towers güvencesiyle güneşin en güzel battığı yerde, mavi ile yeşilin iç içe olduğu huzur dolu bir yaşam sizleri bekliyor. Yeni yaşam alanınızda sizlere fitness center'dan futbol sahasına, tenis kortundan su sporlarına, açık ve kapalı yüzme havuzlarından scuba diving'e, sinemadan açık ve kapalı oyun alanlarına kadar birçok aktivite ve sosyal etkinlik imkanıyla eşsiz bir yaşam keyfi sunuyor. KeyWest, muhteşem ödeme kolaylıklarıyla sizleri bekliyor. Alpcan Towers. Akşamların vazgeçilmezi, eğlence ve lezzetin buluşma adresi Ülfet.
Unutulmaz anlar ve harika lezzetlerle doyasıya eğlenmek için rezervasyon numaramız 0546 996 55 55. İşlevselliği, tasarımı ve renkleriyle stilinin en iyi tamamlayıcılarından biri olan Stanley, Osmancık Limited güvencesiyle şimdi Kıbrıs'ta. Bu sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taptaze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin. Lassa'yla sağlam gideni ne durdurabilir? Lassa. Yağmur mu? Çukur mu? Yoksa çamur mu? Sağlam duracaksın bu hayatta. Onu sadece tek bir şey durdurabilir. Sağlam duranların lastiği Lassa, yaya geçitlerinde herkesi sağlam durmaya davet ediyor. Ercan Tan Grup 444-46-66. Sigorta yanımda. Bireysel ve kurumsal sigortacılığı tek bir uygulamaya sığdırdık. Dağlı Sigorta mobil uygulamasıyla sigortanızı kolayca satın alabilir, poliçelerinizi görüntüleyebilir, prim ödemelerinizi yapabilir ve hasar işlemlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Üstelik bunlarla sınırlı değil. Şubelerimize ve acentelerimize yol tarifi alabilir, anlaşmalı kuruluşlarımızın iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bitmedi. Önemli telefonlara ve nöbetçi eczanelere de uygulama üzerinden erişebilirsiniz. Hemen uygulama marketinize girerek Dağlı Sigorta uygulamasını indirin, bireysel ve kurumsal sigorta işlemlerinizi hızlıca ve kolayca gerçekleştirin. Dağlı Sigorta mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. En son ne zaman hayal kurdunuz? Hiç bilmediğiniz bir şehri gerçekten yaşadınız mı? Ya da sevdiklerinizle kusursuz manzaralarda fotoğraf çekildiniz mi? Seven Air Travel'la dünyanın her yerine keyifli yolculuklar yapmanızı sağlıyoruz. Belki ilk değiliz ama en iyisiyiz. Bilinmeyeni keşfedip güzelliğinin tadına birlikte varıyoruz. Sınır tanımaz bir coşkuyla sizi, diğerlerinin imkansız dedikleri lokasyonlara güvenle uğurluyoruz.
Sevener Travel'la dünyanın her yerinde tatil yapabilmenizi kolaylaştırıyor. Beklentilerinizin ötesinde hizmetler sunuyoruz. Sevdiklerinizle unutulmaz anlar yaşamak için Sevener Travel. Dünya sizi bekliyor. Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri Kurulumu'nda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem Kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir. Adanın tek FBDO gözlükçü diplomalı mağazası Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 en yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor. Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz. Yaklaşık 30 yıldır Kuzey Kıbrıs'ın tanıdığı lezzet olan Ece Bakliyatları, değişen dağıtım ağıyla tüm seçkin marketlerde. Tek yetkili distribütör olan Entam güvencesiyle Ece Bakliyatları siz değerli halkımıza artık daha da yakın. Ece Bakliyatları tüm seçenekleriyle raflarda. Unutmadan taklitlerimizden sakının ve orijinal paketlerinizi sorgulayın. 30 yıllık lezzet tercihinize Entam güvencesiyle devam edebilirsiniz. Siz değerli halkımızın desteği olmasaydı bizler de olmazdık. Ece Bakliyatları tek yetkili distribütör olan Entam güvencesiyle. Vejeteryan Restoran, Bella Pais yolu Girne'de. Paket servis için telefon numaramız 0533 862 50 50.